Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet, dersimizin konusu Adem. Külliyattan Adem toplaması yaptık. Bakalım bu Adem neymiş? Dersimizin başlıkları var. Şimdi bu başlıkları ben zikredeceğim. Tahtaya yazacağım başlıkları. Çok geniş bir mevzu. Böyle çok ihata isteyen bir şey yani. Böyle dikkat isteyen bir şey. Şimdi dersin başlıklarına bu yazmadan önce şurayı bir okuyayım. Bu meseleyi kim konuşmuş yani? Nereden okuyorum? 15. mektup 6. mesele. 6. sualin meali. Külli şeyin halikun illa vechhe. Adem meselesi burada böyle tanımsal Üstad Hazretleri tarifini yapmış. Bundan önce şöyle demiş. Bu mesele yani bu varlık, yokluk, Adem, Adem'e mutlak, vücud ilmiye perde olmuş bu tarz ifadeler. Yani şu mesele söylediğimiz pek çok ehli tahkik bir, ehli keşif iki ve ehli velayetin medarı bahsi olmuş. Yani Adem, Adem'e mutlak, vücuda harici, ayağını sabite, işte her şey, şeyi evvel, şeyi herkes ilmi kelam olsun, tasavvuf olsun, ehli hakikat olsun, ehli keşif, ehli velayet, her şey, herkes bir şey söylemiş. Şimdi Üstad Hazretleri de daha sonra kendisi de iki tane mana vermiş. Demek ki şu meseleyi kemali böyle izahla, şerhle ortaya koyabilmek için bu üçünü kendinde barındırmak gerekiyor. Neymiş o? Ehli tahkik olmak, ehli keşif olmak, ehli velayet olmak. Sadece ehli keşif olsa, ehli tahkik olmasa, belki o keşfetmiş olduğu şeyin alemi şehadette yerini gösteremediğinden dolayı hakikati tam ortaya koyamıyor. Ki öyle de olmuş yani. Mesela ayağını sabite demiş. Öyle tam net ortaya koyamamışlar yani. Veya da diyelim ki ehli velayet olmuş veya da ehli tahkik olmuş, ehli keşif olmamış kemal manada. Bunların tanımları var mı abi kısaca? Ehli tahkik, tahkik eden bizim Latince'de araştırmak. Ehli keşif, keşfetmek yani. Şimdi Risale-i Nur'a göre asfiya demek alemi gaybde gördüğü hakikatların alemi şehadette yerini tayin edene asfiya deniyor abi. Asfiya demek yani alemi şehadette, alemi gaybde keşfetmiş olduğu meseleleri alemi şehadette yerini gösterene asfiya deniyor. Bunu nereden söylüyoruz? 18. mektuptan söylüyoruz. Mesela Muhiddin Arabi Hazretleri daha önce ehli keşifmiş, bir şeyler söylemiş değil mi? Üstad diyor ki daha sonra kendi şeylerini tahsiye etmiş yani. Muhiddin Arabi Hazretleri'nin bu Latin nüktelerde, latif nüktelerde söylüyor. Üstad Hazretleri gördüğü doğrudur fakat hakikat değildir diyor Hasan abi. Gördüğü doğrudur ama hakikat değildir diyor abi. Asfiya mıydı biraz önce? Evet, asfiya demek alemi gaybde yani keşfetmiş olduğu hakikatin alemi şehadette yerini tayin eden. Mesela kaf böyle bir şey var. Kafta. Ama alemi şehadette yerini tespit edememiş. Küre-i Beyza gibi. Ehli tahkik demek meseleyi araştırmak. Ehli keşif bunu gaybde ve şehadette keşfetmek. Ehli velayet de velayetin lügat manası yakınlık demek yani. Bizim avam manada veli demek yani. Ehli velayet yakınlık. Cenab-ı Hakk'a yakın olan kimseler. Yasin abi bu meseleyi tespit edebilir. Bir, asfiya. Asfiya. Yok, bunun değil. Üzerine kurulacak. Evet. Asfiya, alemi gayiptekini, alemi şehadette gösterebilen. Evet. Ehli keşif ne dedin? Ehli keşif keşfediyor ama gösteremiyor. Mesela bir mesele. Kendi aleminde kalıyor. Evet. Muhiddin Arabi ehli keşif miydi? Keşif. Önce ehli keşif mi sonra asfiya makamına çıkmış. Tahsiye kendi yazısını tahsiye etmiş abi. Hatırlarsanız külliyatta var o ifade. Nasıl tahsiye etti diyorsun. Evet. Ehli velayet de velayet yakınlık demek. Bu Cenab-ı Hakk'a yakınlık nispetinde bu Adem anlaşılıyor yani. Şimdi ben bunu başta okudum. Bu meseleyi kendinde
Bu üç tane vasfı. Ehli tahkik, ehli keşif, ehli velayet. Bu üç vasfı toplamını açıklayan denilebilir mi peki? Diyebiliriz abi. Yani ehli tahkik, ehli keşif ve veli evet. olanları açıklayan. Diyebiliriz evet. Yani ehli tahkikin de Cenab-ı Hakk'a karşı yakınlığı var. Ehli keşfin de yakınlığı var. Mesela Fahrettin Razi'nin yakınlığıyla Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin yakınlığı aynı değil yani. Muhyiddin Arabi Hazretleri Fahrettin Razi'yi yetersiz görmüş. Üsa Hazretleri de Muhyiddin Arabi Hazretleri'ne yetersiz görmüş yani. Allah'ı bilmek, varlığını bilmenin gayridir demiş. Yani Muhyiddin Arabi Hazretleri Fahrettin Razi'ye demiş ki, siz Allah'ı biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Bizim bilmemizin yanında sizin bilmeniz de bir bilmek mi demiş yani. Üstad da Muhyiddin Arabi Hazretleri'ne demiş yani. Evet. Bu aslında Asfiye'yi anlatırken bu İki çoban süt örneği var ya, aslında evet. o en güzel örneği gibi de var. İşte dediğim gibi ben onu bir cümleyle özetledim. Neymiş? Gayb'la şehadetteki yerini tespit eden yani. Asfiya bu. Şimdi dersimizin başlıkları bu meselede ehli tahkik, ehli keşif, ehli velayet. Derecemize nispete herkes anlayabilir veya ben şöyle anlamayayım diyebilir. Bu üçünü kendinde barındırmak gerekiyor yani. Şimdi bizim dersimizin başlıkları ne? Üstad Hazretleri... Adem'in ispatı kolay değildir diyor. 13. lemada 8. işarette. Şimdi biz bu Adem'i 3'e ayırdık. Böyle tam tespit edebilmek için, ispat edebilmek için bunu 3'e ayırdık. Şuraya yazayım ben. Dersimizin bir başlığı bu. Adem'in şuraya yazayım. Allah'a bakan bakan veçhesi, veçhi diyelim. Kainata bakan Adem. Bakan veçhi. Bir de insana bakan. Şimdi dersimizin bir başlığı bu. Şuraya yazayım bir diye. İkinci bir başlığı da neyim? Şimdi şu Adem'i anlamak için önce varlığı bilmek gerekiyor. Varlıktan kastım Allah'ın ilmi. İlmi nedir? Dersin bir başlığı bu. Yani varlığı bilmek gerekiyor. Bu yokluğu anlamadan önce. Bunu bilmek gerekiyor. Dersin bir başlığı da şuraya yazayım. Biz şunları öğreneceğiz bu derste yani. Bu ders bittikten sonra en azından lügat manası yani. Adem nedir? Adem-i harici nedir? Vücut. Adem zıttı vücut. Vücudun zıttı Adem. Vücut ve şuraya yazayım ve vücudu harici nedir? Dedik. Madumatı harici. Harici. Harici nedir? Bakayım başka ne yazmışım. Ayağını sabite nedir? Ayağın sabite nedir? Mümkün nedir? Mümteni nedir? Madum nedir? Evet. Derste bunlar geçecek ve bunun gibi birkaç tane daha böyle ifade var. Bunları bu derste göreceğiz. Dersin bir başlığı Adem'in Allah'a bakan, kainata bakan, insana bakan veçeleri. Önce Allah'ın ilminden gireceğiz. Ondan sonra bakayım. Adem'in şurada enfüsüne şey yapacağız. Tamam. Dersimiz bu 5-6 tane 3 tanesini yazdım ben. Çok yazmayayım. Bakayım. Adem'i mutlak aldın mı abi? Adem'i mutlak yazdım. Yani şurada Adem'i mutlak da var. Adem'i mutlak. İkisini beraber yazmış olalım. Bunları da Adem'i sırf. Adem bir de Adem'i sırf var. Tamam onu da yazmıştık. Hepsini yazmadım. Tamam. Çok ilmi bir şey yani. İşte bak geleceksin 1 saat. Tamam 1,5-2 saat. Senelerce ömürler verilmiş ulemanın şeyine ilmi servetine sahip olacaksın. Sıcak oldu. Ya işte bu nimeti nedir? Cemaat olmalı. Bak bir adam veya bir kişi belki de bir ay ulaşmış. Abi yani belki 10 senedir okuyoruz. Evet. Yani onlar hep toplamı yani. 10 sene artı 1 ay. Yani son 1 ayda biraz daha fazla baktık yani. 10 senede yani. Ya 10 sene vermen lazım ki bu meyveyi versin. Evet. Şimdi bir saat lütfet de böyle bir şeyde bulun yani.
böyle şeyleri kaçırmamanız için söylüyorum. Evet. İnşallah kalanlar için Adem bittikten sonra ilim malumu yapacağız. Şimdi dersimizin bir başlığı neydi? Adem'in zıttı vücuttu. Önce Allah'ın ilmini, şunu sıkarım sıcak oldu diye. Allah'ın ilmini bilmek gerekiyor. Şimdi önce Allah'ın ilmini bilelim. Allah neyi biliyor? Nereden okuyorum? Çok 195 işareti diyeceğiz. Ve huve bikulli şeyin alim. Biraz yukarıdan alıyorum. Çünkü iki tane burada hem külü anlatıyor hem şeyi anlatıyor. Kül ve şey nedir? Burada. Ve huve bikulli şeyin alim. Bu vav atıf içindir. Halbuki burada atfın tarafeyni arasında münasebet yoktur. Öyleyse bu münasebeti bulmak için takdire ihtiyaç vardır. Şimdi Arapçada iki tane vav var. Bir yemin vavu var. Mesela veddini ve duha. Allah yemin ediyor. İncira ve duha vaktine. Bir de iki cümleyi birbirine bağlıyor. Bağlaç. Yani vav iki şekilde kullanılıyor. Bir atıf vavı, bir yemin vavı. Şimdi burada Cenab-ı Hak bir mesele anlatmış. Ve huve bikülü şeyin alim. Buradaki vav iki şeyi birbirine bağlıyor. Fakat bu bağlamakta bir münasebet gözükmüyor diyor. Bir münasebet olması lazım ki Allah ayırmış. Mesela illellezine amenu ve amelus salihat. Bunu ileride söylüyor. Cenab-ı Hak imanla ameli niçin birbirinden ayırmış? Üstadımız üç tane mana vermiş. Demek ki amel imana dahil değildir diyor. Mesela imanın bir cüzünü inkar etsen kafir olurken, değil mi? Yarısını inkar etsen, tamamını inkar etsen kafir oluyorsun. Ama amel etmediğin zaman, Allah beni affetsin ben yapamadım dediğin zaman imana gitmiyor. Niye ve ile ayırmış imanla ameli? Amel imandan olmadığına delildir. Bir, iki, bu ikisi birbirine o kadar iktiza ediyor ki beraber bulunması gerekiyormuş yani. Buna da böyle iki tane mana vermiş yani diye. Hatta üç tane, üçüncüsünü de söyle. Üçüncüsü ne? Amel imanın peşin ücretiymiş yani. Senin imanın nispetinde amel ediyorum. Bu üçünü vermiş. Bu 213-16 tam sayfasını hatırlamıyorum. Orada üç tane mana verilmiş. Bir, amel imana dahil değil. İki, o kadar birbirini iktiza ediyormuş ki ve ile birbirine bağlanmış. Üçüncüsü de amel imanın peşin ücretiymiş. Peki buradaki vav kullanılmış ve huve bikülü şeyin alim denmiş. Kendisinden önceki anlattıklara ne münasebeti var? Bir münasebet gözükmüyor. Öyleyse bu münasebeti bulmak için takdire ihtiyaç vardır. Şöyle ki ve huve ala külü şeyin kadir. Öyleyse bu büyük ecramın halıkı odur. Ve huve bikülü şeyin alim. Öyleyse o ecramdaki sanatı tanzim tahkim eden odur. İlsakı ifade eden bikülli kelimesindeki be, ilmin malumdan infifak ve infisalinin mümkün olmadığına işarettir. Külli, tamimi ifade eden bir edattır. Burada ifade ettiği tamimden hiçbir şeyin, hiçbir ferdin tahsisi ve daire-i şumulinden ihracı yoktur. Bu itibarla مَا مِنْ آمِنْ اِلَّا وَقَدْ حُسَّ مِنْهُ الْبَعْدُ olan kaide-i külliyi tahsis ediyor. Yani her külli kaidenin bir istisnası vardır. Bu külli kaideyi kül kelimesi tahsis ediyormuş. Çünkü bu kaidenin şumulünden hariç kalmıştır. Bir selpak var mı abi? Şimdi dedi ki Allah'ın gücü her şeye yeter. Ve hu ala külli şeyin kadir. Ve huve bikülli şeyin alim. Allah her şeyi bilir. Şimdi dedi ki buradaki kül, yani Allah'ın bu kül demek yani ne demek? Bu umumiyeti ifade eden bir edatmış. Burada ifade ettiği tamimden hiçbir şey, hiçbir ferdin tahsisi o kül daire-i şumulünden ihracı yokmuş. Şimdi bu itibarla her külli kaidenin bir istisnası vardır. Kaide-i külliyesine bu kül ayeti tahsis ediyormuş. Kendisi bu kaidenin şumulünden hariç kalmış. Şimdi misal, şunu sileyim ben.
Yazdım bu başlıkları. Şimdi şuraya yazayım. Külli kaide. Bu bir mantık kuralıdır. Bu da istisna. Şimdi her külli kaidenin bir istisnası vardır. Abdullah abi. Mesela bir külli kaide söyleyeyim. Bu dünya gözüyle ben Allah'ı göremem. Hasan abi de göremez. Abdullah abi de göremez. Abdülkadir de göremez. Yasin abi de göremez. Kamuran abi de göremez. Bu bir kaide mi? Şuraya yazayım. Dünya gözüyle Allah gözükmez. Peki bunun istisnası yok mu? Bir kişi görmüş. İstisnai bir durum var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Mesela bir tane daha söyleyeyim. Abi. Mesela hamama giren terler. Akşam olduğu gibi abi. Ben terlerim. Bak Abdülkadir de terliyor. Bizim İbrahim abi de terliyor. Hasan herkes terliyor. Terlemeyen biri var. Kim abi? Hazreti Ali. Peygamberimiz ona dua etmiş. Bunun bir istisnası var. Bak abi. Şimdi bak. Peki. Ayette geçti ki ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Ve huve bi külli şeyin alim. Allah her şeyi bilir. Buradaki kül umumiyeti ifade eden bir edatmış. Kendisi bu kaidenin dışında kalıyormuş. Peki nasıl? Şöyle. Şimdi her külli kaidenin bir istisnası vardır. Bu da külli bir kaide. Şuraya yazayım. Her külli kaidenin istisnası var. Doğru değil mi? Peki. Öyle bir şey olsun ki onun haricinde bir şey kalmasın. İşte bu Allah'ın neymiş? İlmi abi, ve kudretiymiş abi. Bunu kitaptan mı tespit edildi bu? Evet, burası da burada açıklıyor. Şimdi her külli kaidenin bir istisnası var değil mi? Peki bunun bir istisnası yok mu yani? Bir şey olsun ki hariçte hiçbir şey kalmasın. Üstad bunu söylüyor abi. O da neymiş? Ve huve ala külli şeyin kadir. Allah her şeye gücü yeter. Ve huve bi külli şeyin alim. Kendisi bu kaidenin dışında kalmış diyor. Allah her şeyi bilir. Allah'ın her şeye gücü yetermiş aslında. Yani kendisi ne demek kendisi bunun dışında? Şöyle okuyayım bir daha. Külli, tamimi ifade eden bir edattır. Burada ifade ettiği tamimden. Tamim, tamam. Tamam eden. Evet. İate. İate eden. Hiçbir şeyin, hiçbir ferdin tahsisi ve daire-i şumurinden ihracı yoktur. Bu itibarla her külli kaidenin bir istisnası vardır. Bu bir mantık kuralı. Kaide-i külliyesini tahsis etmiş. Çünkü kendisi bu kaidenin şumulünden hariç kalmış. Peki nasıl hariç kalmış? Böyle hariç kalmış. İstisna olmuş yani. Mesela ilim Allah'ın sıfatıdır. Allah'ın zatı değildir. Zatı sıfatından tabi arkada olduğu için istisnadır. Evet. Yani hariçte hiçbir şey kalmıyormuş. Her külli kaidenin istisnası var. Onun istisnası ne? Allah'ın ilim, irade, kudreti vesaire şeyleri. Kül bu. Peki şey ne? Sadece ilim ve kudrete mahsus değil. Yok, diğer bütün sıfatları diyebiliriz. Yani abi, her şeyi sonsuzdur, istisna Allah'tır. Allah-u Teala'nın her şeyi yani sonsuz kudreti olan hiçbir varlık yoktur. Allah istisnasıdır. Evet. Devam. Şey ne? Peki şey? Şimdi bunu ilmi kelam alimleri çok kullanmış bu şeyi yani. Şeyi evvel demiş, şeyi ahir demiş. Şeyle alakalı bayağı bir izahat yapılmış. Yani sanki, şimdi okuyacağım abi. Üstad diyor ki, bu kelime vacip, mümkün, mümteniye şamildir. Yani Hüsnü Hazretleri ne kadar yorum yapılmış Hasan abi. O bütün yorumları ve de kendisi de bu noktada o noktayı nazarını öyle bir sıkmış. Bu üç tane ifade olmuş. Şey, Allah neyi bilir? Üç tane söyledi. Vacip, mümkün, mümteni. Şimdi Adem'i tam anlayabilmemiz için bak ilmi oturtacağız şimdi kendimize. Önce ilmi anlayalım, ondan sonra Adem bu ilmin neresinde? Onu şey yapacağız. Şunu sileyim.
Şimdi şey neymiş? Şey. Şuraya yazıyor şey. Dedi ki vacip. Allah neyi bilirmiş? Vacibil vücudu bilirmiş. İki. Şev yazdı. Ha? Şev yazdı. Şey değil. Şey yazdı. Mümkün. Mümkünü bilirmiş. İki. Mümteni. Mümteniyi bilirmiş. Şimdi Allah neyi biliyor? Şey, vacip, mümkün, mümteni içine alıyormuş. Şimdi Allah vacibil vücudu biliyormuş Hasan abi. Allah kendisini biliyor. Kendisi bildiği gibi. Hani Ebubekir Sıddık'a radıyallahu anh istedilen bir söz var değil mi? Sen seni bildiğin gibisin. Ha. Biz seni hakkıyla bilemedik. Biliyor. Peygamberimiz de diyor değil mi? Şimdi vacibin mümkünü bilmesiyle mümkünün vacibi bilmesi aynı mıdır? Değildir. O zaman şu tahsis ediliyor. Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'ı vahidiyetiyle bilemez, ehadiyetiyle bilmiş yani. Vacibin mümkünü bilmesiyle mümkünün vacibi bilmesi aynı şey değil abi. Evet, demek ki Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'ı ehadiyetiyle Allah'ın ehadiyet ve kelamını ve ruhiyetine mazhar olmuş. Allah neyi biliyor? Bir, vacibil vücudu biliyor. İki, mümkün el vücudu biliyor. Şimdi burada aşağıda da söyleyecek. Alim kelimesinde yani zatı ile ilim arasında zaruri lüzumu subut vardır diyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın evsaf-ı ilahiyeyi bu vacibil vücuttan ayrı düşünemeyiz. Nasıl ki güneşin ısısını, ışığını, renklerini güneşten ayrı düşünemeyiz. Üstadımız burada aşağıda alim kelimesinde onu söylüyor. Cenab-ı Hakk'ın ilim, ondan sonra irade, kudret, bu vasıflarını Cenab-ı Hak'tan hariç düşünemeyiz yani. Zatı ile ilim arasında zaruri lüzum, subut vardır diyor yani. Şimdi Allah neyi biliyor? Vacibil vücudu biliyor. Yani ilmini biliyor, iradesini biliyor, kudretini biliyor, evsaf-ı ilahi biliyor. Bir de mümkün el vücudu biliyor. Mümkünleri biliyor. Mümkün ne? Mümkün. Hani Hasan abi sürekli söylüyor. Ben şu anda burada da olabilirim. 10 başlı da olabilirsin. 20 tane de parmağın olur. Bu şekilde ihtimalatların çokluğu. Olabilir de olmayabilir de. Cenab-ı Hakk'ın ilmine artı irade ve kudreti her an taalluk edebilir. Mesela bize şu anda taalluk etmiş, biz şu anda Afyon'dayız. Mümkünül vücuttan irade ve kudret taalluk etmiş, vücudu harici olmuş. Yani dersin bir başlığı neydi? Adem'di değil mi? Hı hı. Abi. Şimdi Adem ne? Adem Cenab-ı Hakk'ın irade ve kudretinin taalluk etmediği ilmi vücutlara deniyor. Abi. Adem. Şuraya yazayım. Adem neymiş? Cenab-ı Hakk'ın irade ve kudretinin, şimdi okuyacağım ben o 16. Mektupta geçiyor. Adem vücud-i ilmiye perde olmuş bir ünvandır diyor vücud-i ilmiye. Vücud-i ilmi ne? Mümkünün vücutlar yani. Hı hı. Bu ilmi vücutlara abi irade ve kudret taalluk edince, abi şuraya yazıyorum bak hemen, vücudu harici oluyor. İrade ve kudrete ilme, irade ve kudret taalluk edince vücuda harici oluyor. İrade ve kudretin taalluk etmediği mümkün olan şeyler abi, bunlara da Adem deniyor. Bu Adem, şu anda biz şunu konuşuyoruz abi. Allah'a bakan taraf var ya Adem'in. Allah neyi biliyor? Bir, vacibül vücudu biliyor. İki, mümkünül vücudu biliyor. Bu mümkünül vücut ilmi vücutları olan böyle diyelim ki mahiyetlere, Cenab-ı Hakk'ın irade ve kudreti tahallik etse buna vücudu harici deniyor. Mesela biz 18 bin alem diyoruz değil mi? 18 bin alem, mesela alemi berza, alemi misal, ondan sonra böyle alemler var. Bunlara irade ve kudret tahallik etmiş mi? Var yani. Evet, tahallik etmiş. Bunlar vücudu harici. Vücut dediğimiz zaman abi bunun zıttı Adem. Vücuda çıkmış. Vücuda ilmi olarak var fakat irade ve kudret ona taalluk etmemiş. Demde ilim var değil mi abi? Evet, ilmi zaten ilmi vücudu. Şey buna tasavvufta şuraya bir ok çıkarayım abi. Muhyiddin Arabi Hazretleri ve emsali ne demiş? Ayağını sar yani bütün vücutlar
her şeyin sabit bir vücudu var demiş. Bunun görülen bir vücudu var demiş yani. Çünkü bir şey dışarı şunu adam yapmış. Bunun bir ilmi var mı yok mu? Var yani. Her şeyin bir ilmi var. Buna tasavvufta ayağını sabit edemişler. Cenab-ı Hakk'ın ilmindeki mahiyetlere irade ve kudret taalluk edince vücuda harici oluyor. İrade ve kudret taalluk etmeyince buna adem deniyor. Buna bir fark var mı? Yani adem yani Allah'ın ilminden mi çıkıyor? Şimdi karıştırmayalım. Daha şunları anlatıyorum. Biz Allah'a bakan tarafını anlatıyoruz. Bize göre. Tersi adem mi? Neymiş? Allah'ın ilmine göre adem. Tamam. İrade ve kudret daha taalluk etmemiş. Buna adem ve ademi harici de diyor. İki tane kullanıyor. Yani hariçte yok. Şuna bir misal veriyor latif nüktelerde. Bir fotoğraf makinesi düşünelim. Fotoğraf makinesinin merceğinde bir görüntü var abi. Mercekte görüntü var. Görüntüye düğmeye bastın, dışarı çıktı. Şimdi dışarı çıkmadan önceki fotoğraf makinesinin içindeki vücut ademe harici. Dışarı çıktı, vücuda harici. Fotoğraf makinesinin merceğindeki, üstad bu fotoğraf makinesini 10. şuada ne diyor? Hatırlarsanız abi. 10. sözde. Levh-i Mahfuz diyor abi. Bu fotoğraf makinesinin merceğindeki görüntü. Düğmeye bastın, dışarı çıktı. Buna vücuda harici. Çıkmadı, çekmedin. Basmadın yani tuşa. İrade ve kudret tahrik etmedi. Bu sefer buna ademi harici deniyor. Yani hariçte yok. Ama nerede var? Allah'ın ilminde var. Bu mercek örneğinde ayağını sabiteye bir yer oturtabilir. Ayağını sabite abi. Yani fotoğraf makinesinde, mesela fotoğraf makinesi düşün. Buraya çeviriyorsun, buraya çeviriyorsun. Bak, yani mercekte hepsi gözüküyor. Onlar demişler ki bu merceğin içinde sabit bir görüntü var yani. Onu demişler yani. Ayağını sabite dedikleri, Cenab-ı Hakk'ın bütün mümkünle her şeyini her tarafıyla bilmesi buna ayağını sabite denmiş. Kainatı, daha doğrusu bütün alemleri bir fotoğraf makinesiyle Cenab-ı Hakk'ın an be an gözetiliyor olması gibi bir şey o zaman. Bu misali latif nüktelerde varmış. Şimdi şurayı bir daha tekrarlayayım. Murat Ağacığım, evet. Kusura bakma da. Mercek nereye nazar ediyor? Mercek Allah'ın ilmine. Yani nazar ettiği yer neresi? Yani bu fotoğraf makinesinin ademi harici dışında kalan nokta yani. İlmi mi? Ademi harici irade ve kudret talik etmemiş. Yani o merceğin görmediği bir yer var mı demek istiyor? Tekvin merceğin mi? Görmediği tekvin bir yer mi? Yok. Nereye çevirsen orayı gösteriyor. Hayır, tekvin mi abi? Yani hani şimdi karşı tarafta vücudu var ki mercek bakabilsin. Yani şeyin vücudu var. Fotoğraf makinesinin vücudu var. Bu fotoğraf makinesinin üst hazretleri Levh-i Mahfuz diyor. Levh-i Mahfuz'da her şey yazıyor mu? Allah biliyor mu? Biliyor. Abiciğim şimdi fotoğraf makinesini yani ilme mi bakıyor fotoğraf makinesi? Yani ilme doğru, ilmin içinden fotoğraf makinesine yansıyan ademi hariciye bak, çıkıyor. Bak şöyle şey yapalım. Murat'ın biraz şey değil o. Şimdi vücut nereden çıktı en son? Tekvinden yani şey. En son Levh-i Mahfuz ve ispattan vücud hariciye tamam. Çıkıyor. Evet. Tamam mı? Şimdi lef-i mahve ispatta sebepler tahakkuk etmedikçe vücuda çıkıyor mu? Çıkmaz. Çıkmaz. Tamam mı? Çıkmaz. Şimdi Murat dedi ki mercekteki diyor o misalde mercekteki düğmeye bastın çıktı. Buna çıkana vücud harici dendi mi? Evet. Çıkmayan çıkmamışsa o zaman lef-i mahve ispat mercektir. Lef-i mahfuza bakıyor. O yönü Allah, yukarıya Levh-i Mahfuz'a bakıyor. Kağıt çıkan taraf ise alem-i şehadet'e bakıyor. Yani o mercek Levh-i Mahfuz ispat. Levh-i Mahfuz ispat. Mesela fotoğraf makinesi düşünelim. Bunun arkasında ben varım yani. Levh-i Mahfuz. Ben bu merceği bu. Evet, biraz önce söyledi, kendisi söyledi zaten. O şeyi merceği diyor, Levh-i Mahfuz'dur diyor. Söyledi üstad fotoğraf makinesi. Zaten dedin de. O mercek Levh-i Mahfuz ispat. Evet. O Levh-i Mahfuz ispatta var. Ne var? Bu mümkün. Yani mesela sen gidiyorsun kafana senin bir şey düşecek. Ama birine güzel bir söz söylüyorsun veya sadaka veriyorsun. Allah onu değiştiriyor. Burada o Levh-i Mahfuz ispatta Levh-i Mahfuz'dan ne kadar ihtimalat var o an olabilir? Abi, o oraya aksediyor. Senin ihtiyarın şartı adi olmuş artık esbab. Onun tuşuna basmakla o şey vücuda harici çıkıyor. Şimdi şunu bir tekrarlayayım abi. Şimdi ademi harici demek, ademi harici, alemi şehadette olmayıp,
irade ve kudretin taalluk etmediği, Cenab-ı Hakk'ın ilminde mümkün olan şey abi. Buna Adem-i Harici deniyor. Adem'in lügat manası yok. Yok yani. Adem-i Harici demek, hariçte yok. Ama Allah'ın ilminde var abi. Lifakı ispat mı oluyor? Adem-i Harici, Adem'de olmamış, artık Adem'den harice çıkmış olan değil mi? Abi Adem yokluk demek. Yani. Yok diye bir şey yok yani. Ben şimdi okuyayım şurayı da. Şimdi yok demek. Yok. He, lügat manasıyla biz hani yok oldu diyoruz ya. Öyle bir şey yok. He, öyle bir şey yok yani. Ama şimdi biz Allah'ın ilmine göre konuşuyoruz. Bakın önce ilmi anlatıyoruz. Allah neyi biliyor? Vacibi biliyor. Mümkünü biliyor. E daha Adem olur mu? Mümteni biliyor. Peki niye Adem denmiş? Ha. Neye göre? Şehadet alemine göre yani. Şehadet alemine göre. Normalde yok diye bir şey yok yani. Nispet ediyor alem. Şimdi Allah'a göre konuşuyoruz. Daha buralara gelmedik yani. Bak vücudu harici var. Bir de vücudu harici. Vücudu ilmi var. Adem cevelan sahası burası. Yani ilmin içinde bir yerdeymiş Adem yani. Bak şurayı şöyle söyleyeyim abi. Şimdi ben sorayım. Abdullah abi. Şu kalemi hiç kimsenin görmediği bir yere saklayabilir misin? Saklayamaz. Yok. En az iki kişi bilir abi. Kendim. Bir, kendisi bilir. İki, Allah bilir. Adem nerede şimdi? Hiç kimsenin bilmediği bir yer. Allah biliyor her şeyi yani. Allah vacibi de biliyor. Mümkünü de biliyor. Mümteni de biliyor. Şimdi Adem nerede? Adem bu fotoğraf makinesindeki o merceğin içindeki görüntünün içinde bir görüntü var ya. Bu vücudu hariciye göre Adem. Daha harice çıkmamış. Tuşa bastı. Yani irade ve kudret talik etti. Harici vücut geldi. Çıkmayan tarafları bunlar da mümkün de kaldı yani. Peki şey abi Allah'ın ilmin demekten farkı ne Adem? Yani niye öyle zorlu? Allah'ın ilminde desek yani Adem niye ihtiyaç böyle bir ifadeye gerek olmuş? Ne fark olmuş yani? İşte burada şeyi anlatmak için yani çok ehli tahkik meselenin bir tarafını niye görmüş. İlmi dememişler. Ehli keşif bir tarafını bir görmüş. Ondan sonra ehli velayet bir tarafını görmüş. Şimdi biz her tarafına bakıyoruz yani. Adem kullanılmış bu. Şimdi şurada da göreceğiz abi. Adem'i insanı ne düşürüyor? Vücuttaki bir şey düşürüyor insanı Adem'e. Nedir o? Şeytan. Şeytan vücududur ama bizi Adem'e düşürmeye çalışıyor yani. Adem ne? Vücut dairelerinden mahrum kalmak. Mesela ben tam buraya geliyordum. Bana dedi ki ya şöyle veya buradaki demeyen abiler var değil mi? Bak şeytan onları şuradaki vücut dairelerinden Adem'e düşürdü mü düşürmedi mi? Düşürdü bak. Burada olma ya. Heh, burada değil. Yani bu tarz şeyleri ifade etmek için böyle zaten Risale'deki ilimde hani bizim bu yaptığımız müzakereler de bu cümle farklılıklarından oluyor yani. Evet. Risale-i Nur'daki böyle cümle farklılıklarını bilenin, tespit edenin görüşü inceleşir abi. Fikri olur yani. Burada böyle demiş, net olarak söyleyebilir yani. Yani her mesela bütün insanlar birbirine benziyor. O zaman bir tane insan olsa niye hepsi olmuş? Yani kelimeler de böyle abi. Bir şeyi net ifade edebilmek için yani bir cümle belki diğerini ifade etmiyor ama diğerini ifade ediyor. Bu farklılıklar ondan. Yani bu Allah'ın ilmi desen, ilmi de bu kadar mı yani Allah'ın ilmi? Bu görünen mi? Yok değil. Maziyi düşünelim, istikbali düşünelim. Bir de burası mümkün bir alem. Allah'ın ilmini bu alem bu kadar göstermiş yani. Bunları ifade edebilmek için bu farklı tabirler kullanılmış yani. Şimdi vücudu harici anladık. Neymiş? İlmi olan vücuda irade ve kudret talik edince merceğin dışına çıktı mı? Levi mafi ispattan alem-i şehadette buna vücudu harici deniyor. Çıkmayan kısım burada buna adem-i harici deniyor. Yani hariçte bir yokluk var. O da ne? Allah'ın ilminde duruyor. Mutlak yokluk. Adem'i mutlak yok. O cümleyi okuyayım. Hemen geçeyim. Ben bir şey sorabilir miyim? Abi şurayı okuyayım ben. Oo, bu sen çok hızlı gidiyorsun. Biraz şöyle yavaş yavaş soruya cevaplayalım. Yok şimdi sorduğunuz sorular dersin içeriğinde var yani. Bir şey yapayım ben bir takdim edeyim konuyu. Ondan sonra not alalım abi. Veya gene arada müdahale edelim. Soralım yani de şurayı bir okuyayım. Vücudu harici biz kitab-ı mübin diyoruz ama ilim, irade ve kudret taalluk ettiyse kitab-ı mübine çıkmıştır. Hem Adem'i mutlak zaten yoktur. Çünkü bir ilmi muhit var. Allah her şeyi biliyor. İlmi her şeyi kuşatmış. Evet.
hem daire-i ilmin harici yok ki. Cenab-ı Hakk'ın ilminin harici var mı? Yok. Yok. Yok ki bir şey ona atılsın. Doğru. Öyle değil mi? Doğru. Yani bu sorulan sorular hep bu tabirlerle alakalı. Yani şunu bilmekle yani ilim, irade, kudretin taalluk edip etmemesini bilmekle. Allah her şeyi biliyor. Bilmediği bir şey yok. Hem daire-i ilmi ilahinin harici yok ki bir şey ona atılsın. Daire-i ilim için, daire-i ilim içinde bulunan adem ise ademi haricidir ve vücud-i ilmiye perde olmuş bir ünvandır. Yani neymiş? Adem dediğimiz, ademi harici dediğimiz daire-i ilim içinde bulunan. Bak biz önce neyi anlattım ben? İlmi anlatıyorum şu anda. Adem neymiş Erdinç abi? Daire-i ilim içinde bulunuyormuş yani. O da neymiş? İrade ve kudretin taalluk edip harici vücut olmadığı şey. İlimde neymiş? Ademmiş yani. Bize göre yani. Allah'ın ilmine göre harice çıkmadığı için, ilimde kaldığı için ona ne deniyormuş? Adem-i harici deniyormuş. Ve vücud-i ilmiye perde olmuş bir ünvandır yani. Buna bu bütün vücutlara yani mümkün vücut olabilir, olmayabilir, şöyle bu ne kadar vücut varsa buna tasavvufta ne demişler? Ayağını sabite demişler. Bunun sabit hepsinin ilmi bir vücudu var demişler yani. Bu daire-i ilimdeki Adem'den bahsediyoruz değil mi? Evet, şu an oradan bahsediyoruz. Bu hangi? Yine Allah'a bakan veçesi. Evet, Allah'a bakan veçesi abi. Daire-i ilim içindeki Adem'i harici vücud-i ilmiye perde olmuş bir ilmandır. Buna fotoğraf makinesi misali verdik. Üstadım misali abi. Ha, bu vücudu harici ve Adem'i harici İrfan abi anlaşıldı değil mi? Ya ben anlamadım abi. Yani ya keşke daha iyi anlatabilsem bu kadar yani şu anda. Yani alt malzeme biraz olmayınca gerçi güzel hazırlanmışsın ya. Yani. Çok güzel gidiyor yani. Bunun şey yapılmamışsa ya zihniniz bir yerde Hasan abi, jargon farklılığı var. Hasan abi önceden gelen aşağı inmez daha. Mesela önceden gelen şimdi bazı şöyle abi, daha önceki konuşmuş olduğunuz ademler daha gelmedik ona. Şimdi gelmediği için mesela ben bir şey sormak istiyorum. Şunu, şunu öğrenmeden kafama yatırmadan gitmeyecek bu iş. Tamam söyle. Mesela şu mercek dediği zaman o merceğe biraz takıldım. Mesela Yasin'in yaptığı dersten, zamanla alakalı yaptığı dersten şöyle bir şey hatırlıyorum. Bir manzar-ı âlâ'dan bahsetmişti Hasan abi. Yani her yerin, her yere vakıf olunan nokta. Şimdi acaba o mercek o manzara âlâ'nın olduğu değil yer midir diyebilir miyiz? Değil. Değil. Onun bir üstü var. Değil. Onun da mı bir üstü var? Bak, bir, vücuda çıkmadan önce en son böyle çıksın mı çıkmasın mı son artık esire, enerjiye, atoma dönüşme yeri levh-i mahve ispattır. Tamam. Oradan geri dönenler de var. Bir de vücud ilmiye perde olmuş, vücudu harici olanlar var. Adem var. Bu da daire ilimde olduğunu söylüyor. Çık yukarıya çıktı. Evet. Levh-i mahve ispattan, şecer-i fikattan daire ilme çık. Dairenin içinde bulunuyor o Adem. Ondan sonra manzara-i âlâ'dan böyle deyince bu daire ilimdir. Bu daire ilimdir. Levh-i mahfuz denilemez. Çünkü levh-i mahfuz ezeli bir. Ezeli levhaların ama bulunduğu mekan ezeli değil ama levhalar o. Onu Kur'an'ın indirildiği yer yani. Bu üç tane, bir, bileceğimiz, Allah değil, şeceri hikatten, lef-i mahfuz, daire-i ilim, lef-i mahfuz ispat, alem-i şahadet. Üç tane. Murat abi bak o zaman sorusu bana sordu ya, ben o zaman ne anladığımı söyleyeyim. Evet. Sen anlayıp anlamadığıma sen kalın. Estağfurullah abi. Şimdi abi, ayağını sabit dediğin dışarıdaki hakikat, o hakikatin mercekte görünmesi, Adem'de olan bir şey, yani Allah için Adem yoktur. Adem harici ifadesini kullandım bunun için. Evet. Adem diyemediğin için. Adem harici kullandım. Mercekte gözüken bir vücut mertebesi kazanmış oldu. Her ne kadar berzak gibi gözükse de. Buna Adem'i harici dedin. Buna sen bastın filan şöyle şey çıkınca da vücuda ortaya resim çıkınca da bu da vücuda harici dedin. Yani sadece burada mesela ayağını sabitenin anlamadığım kısmı o dışarıdaki hakiki olan alem mi? Ha, ayağını sabite, bunu ehli tasavvuf demiş buna. Tasavvufta bizim değil o. Bizim tasavvuf değil o. Tabi tasavvufun tabiri. Demişler ki, bütün ilmi vücutlara, mümkün olanlara ayağını sabite demişler. Yani biz ne diyelim? Mümkünat var ya, vacip, mümkün, mümteni. Mümküne şey demiş tasavvufçular, ayağını sabite. Şöyle diyebilir miyiz Murat abi? Mümkün eşittir Adem, eşittir Adem-i harici, eşittir ayağını sabite.
Hayır. Mümküne Adem denmez. Adem eşit denmez. Mümkün Adem içinde var. Artı. Hasan abi, yani hepsi eşit diyemeyiz. Yani. Artı değil. Bu merceğe dediniz lef-i mahve ispat. Bu mercek lef-i mahfuza bakıyor. He. Vücud değil mi? Eğer buna kudret irade taluk ederse vücud harici çünkü alemi şehadet. Üç tane şey var. Tamam. Üç tane bu kadar işte. Bir şey yok yani. Çünkü mercek lef-i mahfuzu gösteriyor. Ama lef-i mahfuz, lef-i mahve ispat o merceğin kendisi. Merceğin lef-i kendisi lef-i mahve ispat. Baktı ya. Yukarıya bakıyor çanak anten. Anten, çanak anten uyduya bakıyor. Uydu lef-i mahfuz. Çanak anten lef-i mahve ispat. Televizyondaki gözüken alem-i şehadet. Evet, abicim, malumun Allah'a bakan yönü Adem midir? Hayır. Adem de var içinde. Malumun içinde Adem de var. İşte bu tabi. Ben bunu bugün anlatacağım. İlim maluma tabi de ondan Allah'ın izniyle o şey olacak. Yani ama bir malumun içinde Adem de var. Çünkü Adem daire ilim içinde. Peki daire içinde olan Adem'e mazruf denilir. Daire ilme zarf denilir. Mektup yazdım birisine. Tamam abi. Zarfın içine mektubu koydun. İçine başka eskide de konarlardı. Bir para da koyarlardı. O zarfın içerisinde mektup da var ama başka da var. Çiçek de koyarlar. Onu ben bilmediğim için size. Şimdi o zarfa malum de abi. Mektuba Adem de ama başka şeyler de var malum için. Tamam, ben devam edeyim. Çok harika hazırlanmış. Fevkalade gidiyor vallahi yani. Fazla takos koymayalım. Şimdi, sen söyle, doktorun bir şey soracaktı. Ben bir katkıda bulunmak için abi. Murat abi dedi ki, kelimelerin dedi anlamları birbirine nasıl insan fıtratları, insanların yüzleri gibi, insanların simaları gibi, yüzleri gibi kelimelerin de birbirine yakındır. Yani bu manayı tam taşır ama Risale-i Nur'u bilirsek o manayı aynı kelimelerin farklı manaları ortaya çıkar. Yakındır birbirine ama tam değildir. Evet. İnsan gibidir. İnsanın yüzü var, kulağı var, burnu var. Ama tam değil. Hepimizin farklı farklı. Evet, doğru. Bu Lokman suresi 27. ayette de buyuruyor ki Allah'ın kelimeleri yazılmakla tükenmez. Yani okyanuslar mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa Allah'ın kelimeleri i̇şte, yazılmakla tükenmez. Kur'an-ı Kerim yani, niçin Arapça inmiş? Yani Allah kendini en iyi bu Arapça ifade edebilmiş. Yani o harflerle etmiş. Evet, etmiş. O bir tamam. Mana yani Murat abinin bu kelimelerinin tabii, farklı tabii. Farklı değişik artı manalar, artı manalar yüklenmesi. Ama arkadaşlar dikkatinizi çekerim. Ulemanın patanaj yaptığı, birbirine giriştiği, bilmem ne yaptığı, kavga ettiği Adem konuşuyoruz ha. Böyle o Afyon'a geldiniz kahvaltıdan sonra böyle yayılıp böyle o sucuktan sonra o Adem o neymiş ya ensenin arkasına eli koyarak öyle değil bu işte. Bu ne konuştuğumuzun farkında olun. Evet. Şimdi Adem'in lügat manası ne? Abi bu yok abi. 59'daki okuduğun şey birinci Allah'a bakan veçini anlatıyor. Evet, Adem evet. Tarifi onu şu an hem Allah'ın ilmini anlatıyoruz. Tamam. Vacip mümkün mümteneye geliyor şimdi. Hem de bunun arasındaki Adem'i gösteriyoruz yani. Şimdi Adem lügatta ne? Yok. Tamam. Şimdi yok ilmi mutlak var. Peki lügat yok ne? Harici yokmuş yani. Harici vücudu. Ha. Ama Allah'ın ilminde var. Neye göreymiş o Adem? İlme göreymiş yani. Sen şimdi hani dedim bu kalemi kimsenin görmediği bir yere saklayabilir misin? En az iki kişi bilir. Sen bilirsin, Allah bilir. Ya Adem nerede o zaman? Adem diye bir şey yok. Adem mutlak yok yani. Dedik. Adem-i harici ile vücudu harici söyledik. Abi. Adem-i harici irade ve kudretin taalluk etmediği mümkünül vücut. İrade ve kudret taalluk etti. Buna ne oldu? Vücudu harici oldu abi. Ha, buna ehli tasavvuf ne demiş bu bütün vücutlara? Ayağını sabit demiş. Tamam. İlmi vücutlara yani. Mevcudat-ı ilmiyeye... Ali kardeş sor. Yarım saatte git. Şimdi burada Mesnevi Nuriye'de 146. Şu soruyu Allah bu irade ve kudretinin taalluk etmediği yerde ne yapıyordu? Bu sorunun da cevabı Allah ilmi muhiti ezelde temsilen imkani vücutlar. Vücudu vücubinin tecelliyat-ı nuriyelerine ayna ve makestirler. Yani Allah bu ilmi vücutlara irade ve kudretini tahrik etmeden önce kendisini bu ilmi vücutlarda ayna olarak görüyormuş. Daha sonra ben bilinmek istedim. Bu işaret ileride geçiyor.
bilinmek için bu kainatı ayna olarak yarattım. Bu aynada irade ve kudretini talik etti. Bu harici vücut aynasında şimdi kendini görüyormuş. Daha önce bu mümkün vücutta görüyormuş. Yani Allah kendisini o ayna, ilmi vücutlarda görüyormuş. Daha sonra irade ve kudreti o vücutları harici durumda yaratmış. Burada ayna olarak kendini görüyormuş. Şimdi bir hali düşünelim, şu hal. Mazi istikbal. Şimdi fotoğraf makinesinde Hasan abi pikseller var. Şu anda kaç piksel var en net fotoğraf makinesinde? 16 mı? 20 mi? 20 diyelim. Şimdi 20 tane piksel bir araya gelmiş. Görüntünün net bir kalitesi var. Mesela 12 pikselle çekilen görüntüdeki kaliteyle 20 pikselle çekilen görüntüdeki kalite aynı mı? Değil. Değil. Şimdi şu hal mevcudat. 8 tane mevcudat var Risale-i Nur'da. Cemadat, nebatat, hayvanat, insan. Bunlar görünen. Melaike, cin, ruhaniyet, şeytan. Bunlar da görünmeyen 8. Şu halde bu 8 tane varlık Allah'ın tam aynası değil. Maziyi düşünelim. İstikbal düşünelim. Allah harici vücut verecek kıyamet kopana kadar. Bir de şeyi düşünelim. Ebedi düşünelim. Abi. Bu bir aynaymış yani. İrade ve kudretin mümkün vücut, ilmi vücutlara taalluk edip o aynada kendisini görmek istemiş yani. Şu cümleyi okuyayım ben. İlmi muhit-i ezelede temessül eden imkani vücutlar, vücudu vücubinin tecelliyat-ı nuriyelerine ayna ve makestirler. Öyleyse ilmi ezeli, imkani vücutlara ayna olduğu gibi, imkani vücutlar da vücudu vücubiye aynadır. Yani irade ve kudrete aynadır. Sonra o imkani vücutlar ilmi ezeliden vücudu harici intikal etmişlerse de, evet ettiler, hariçte vücut verildi ilmi vücuda, o vücudu hakiki mertebesine vasıl olmamışlardır. Yani vacibül vücuda göre bunların vücuduna vücut denmiyor yani. Kaçtı abi? Mesnevi. Mesnevi 146 abi. Yani Allah Celle Celaluhu irade ve kudretini tahrik etmedi, bu kainatı yaratmadan önce ne yapıyordu? Cenab-ı Hakk'ın zatı sıfatına, değil mi? Şunatına, şunatı sıfatına, sıfatı esmasına ilmi olarak böyle tecelli kendini o aynada görüyordu. Ben bir bilinmek istedim, gizli bir hazineydim. Bu kainatı aynı olarak yarattım. İrade ve kudreti tahallük etti. Harici vücuda çıktı. Şimdi bu aynada kendini görüyor Allah. Bir şey soruyorum. Zamanı nasıl anlayacağız burada? Yani yoktu, vardı. Yani zamanla mahluk ya. Evet. Biz zaman gibi mi düşüneceğiz bunu? Yani... Zaman esmadır kardeş. Der esmasıdır. Evet. Esma-i Usta'dadır. Sıfat esmadan üstün olduğu için zaman arkasındadır. Zaman mahluktur piyasadaki. Canlıdır, ruhludur, şuurludur. Herkese nasıl tecelli ettiğini bilir. Ve Dehr esmasıdır. Ve Dehr suresi var. Sıfat esmadır. Sıfat ise esmalar sıfattan çıktığı için Allah'ın ilmi sıfattır. Zaman arkasındadır. Zamanı bloke etmiştir. Şunu sormaya çalıştı bence ama. Tamam şimdi o değil ya. Çünkü konuyla alakası Adem, yok sonra. Adem iş yapıyoruz. O kadar yeter. O. Şimdi o mümkünü yeter. Söyledik. Mümteni vücut ne? Cenab-ı Hakk'ın ilminde var. İlimde var. Fakat irade ve kudret ona tahallük etmeyecek. Mümkünle vacip arasında en son söylediğin şu değil mi Murat abi? Mümkün ilmi vücuda irade ve kudret taalluk ettiği zaman vücuda çıkar ama hakiki vücut olmaz. Evet. Hakiki vücut vacibül vücuttur. Evet. Şimdi mümteni vücut ne? Cenab-ı Hakk'ın ilminde var. Fakat şuraya eksi yapayım. Buraya artı dedim ya. İrade ve kudret asla taalluk etmeyecek. Evet. Eksi kudret taalluk etmeyecek. Yani artı yapıyor. İrade kudretin arasında. Etmeyecek mi, etmemiş mi diyorum. Etmeyecek. Hariçte vücut vermeyecek Cenab-ı Hak. Mesela Cenab-ı Hakk'ın ilmi, mazi, hal, istikbal bu kadar mı? İmkanat alemi bu kadar gösteriyor yani o ilmi. Cenab-ı Hakk'ın ilminde var. Şimdi bunları örnek vereceğim ben. İrade ve kudreti tahallük etmeyecek. Peki buna niyet var, misal var mı? Bu mümteni vücutlara. Mesela bir tanesi misal verelim. Üstadımız 24'ünü söylüyor. 24'ünü sözde. Çekirdekler, habbeler, nüveler. Şimdi Cenab-ı Hak
Şimdi her çekirdek, her habbe, her nüve filiz olmak istiyor, ağaç olmak istiyor. Cenab-ı Hak sonradan gelecek şeylerin nasıl geleceğini bildiği için abi onların o niyetini kabul ediyor, harici vücuda çıkarmıyor. Buna niyeti de örnek verir, çekirdekler dedi, niyet. Mesela sen niyet ettin, hakikaten o kadar uğraştın, bir şey yapmak istedin, harici vücuda çıkaramadın, o kadar uğraştın ama. Ha. Allah bunu kabul ediyor mu? Kabul ediyor. Ama hariçte vücudu yok. İrade ve kudret ona tahallük etmedi abi. Mesela küfür üzerine ölen bir kafir, işaret-i ricazda söylüyor. Küfür üzerine ölmüş. Ölmüş. Şimdi kaç yaşında öldü bu kafir? 80 yaşında. 100 yaşında 100 olsaydı, 500 olsaydı, 1000 olsaydı Cenab-ı Hak onun küfür üzerine öleceğini biliyordu abi. Peki onu hariçte yaratıyor mu? 100 sene, 200 sene, 300 sene yaratmıyor. 80 sene yaratmış. O yaratmadığı kısımlar da var ilmi olarak. Hani burada dedik ya mümkün de. İrade ve kudret. Mesela çekirdek, habbe, her üstadımız diyor kavunun içindeki, karpuzun içindeki çekirdekler kavun karpuz oluyor mu? Olmuyor. Ama olmak istiyor. Allah onu nasıl geleceğini bildiği için irade ve kudret hepsine tahallük etmiyor. İrade ve kudretin tahallük etmeyeceği. Buna da mümteni vücut deniyor yani. Etmeyecek demiyor mu Hasan abi orada? Mümteni ayak girme şey. Yani irade ve kudret. Ana maksat iş yap. Bak senin söylediğin abi şurada yani. Tamam. Ama buradaysa irade ve kudret buna tahallük etmeyecek yani. Ya ben kadın olmayacağım, ben çocuk olmayacağım. Allah'ın mesele anlaşıldığı yani. İçin böyle. Öyle fazla bir şey yapmayın ki ana temayı kaçırmayın. Çünkü şimdi bak peki bununla bunun farkı ne? Bununla bunun farkı? Şimdi Allah'ın ilmi vücuda hariciye çıkmış, irade ve kudret tahallük etmiş ya. Bu kadar mı? Değil yani. Onun için bu sınıflama yapılmış yani. Allah'ın ilmi olarak o kadar bildi. Mesela Allah kendini biliyor. Hangi şey Allah'ın kendisini bilmesi gibi bilebilir? Allah buna vücut vermemiş ki. Veya mümkün irade ve kudret tahallük etmiş. E bu imkanat alemi İmam Gazali Hazretleri ne demişti? Leyse fil imkan ebdu min mekan. İmkan halinci de bundan daha güzel olmaz. Peki Allah daha güzel yaratabilir mi? Yaratabilir. Cennette olacak, yaratacak yani. Ama mümkün alemi bu kadar gösteriyor yani. Peki işte bu sınıflama bunun için yapılmış yani. Mümteni olarak yani Allah irade ve kudretiyle tahallük etmeyeceği ilmi vücutlar var Gafur abi. Yoksa Allah'ın ilmine bir kayıt koymuş oluruz yani. Burada mümteni vücut da irade ve ilmi olan vücuda irade ve kudret tahallük etmeyecek. Örnek verdik. Mesela niyet. Öyle niyet şeyler ediyorsun ki olmuyor. Hariçte vücut yok. Ama Allah kabul ediyor mu? Müminin değil mi? Niyetli. Evet. Niyeti amelin hayır. Çekirdekler. Örnek veriyor üstadımız. Bir de küfür üzerine ölen bir kafir. 500 yaşasa, 1000 yaşasa. Bak böyle şeyleri Allah biliyor. Gene küfür üzerine ölecek yani. Peki mümteni vücut da şu an Adem'le ne diyeceksin oraya? Mümteni de Adem midir? Adem-i haricidir. Orada Adem'le ilişkili bir diyebiliriz abi şurada. Adem-i harici mutlak yokluk yok. Allah her şeyi biliyor bak. Vacibi biliyor, mümkünü biliyor, mümteni biliyor. Peki Adem ne? Adem-i harici ne? Yani bu da Adem-i hariciye giriyor değil mi? Evet. Esas bu da daha tam giriyor çünkü vücuda zaten hiç çıkamıyor. Evet, diyebiliriz yani irade ve kudret buna tahallük etmeyecek. Hariçte vücudu yok. Burası da Adem-i harici. Evet. Deminki dediğimiz gibi diyebiliriz. Bunu. Diyebiliriz abi. Evet. Ya da ayağımız. Ama bunu sınıflandırmak için yani Allah'ın ilmine kayıt koymamak için bu mümteni tabiri kullanılmış yani. Teşbih yapılmış yani. Biz daire ilimde konuşuyoruz değil mi? Yani. Evet abi şu an ilmin zeminde. Yani Allah neyi biliyor? İşaret-i Ricaz 195 okudu. Allah neyi biliyormuş? Vacib-i vücudu biliyor. Mümkün-i vücudu biliyor. Mümteni vücudu biliyor. Şimdi buna örnek verdik. Şimdi ben şuraya geçmek istiyorum. Abi şu konu. İnsana bakan veçesine geçmek istiyorum abi. Şu Adem'i. Sonra kainata bakan veçesine. Şunu siliyorum. Zor soruları Hasan abiye sorun. Ben ben kolay soru sorun bana. Adem'i sunacaksın, kolay soru soracaksın. O da zor. Yani en zor konuyu seç şuna. Şimdi şuradan okuyayım ben. Seçmedi, vazife verildi. Tavzif var. Şimdi bu bir şablon olsun. Yani önceki Zeytinburnu'na yapılan müzakereler, diğer okumalar falan. Bunlara böyle bir zemin olsun.
bu sorulan sorularla biz kendimiz içine girelim yani. Yani burada 2 saat duruyorsa belki her şey çıkmayabilir ama noktaya nazar çok olur yani. Bunları not edelim. Nereden okuyorum? Mesnevi Nuriye'den. Yani bu aslında Allah'a, kainatı, insana bakan veçiyle bir bakış yöntem, aslında genel bir yöntem. Çok, çok güzel yani açtığında mevzuyu. Biz hani genelde ben şahsen Bodoslav'a giriyoruz şimdi. Bir oradan bir buradan ya bir dur. Bu işte nereden metodolojisi var. Bu tarafa bak. Ha işte karışıyor ondan sonra. Zaten bir şey yani. O zaman adam oradaki o gelen soruya cevap vermek yönüne geçince önceki parkuru kaybediyor. İhata o kadar kolay değil, oraya geçtiğiniz zaman görürüz. İşte, mesela dün bir soru sordunuz, sabah uyuyamadım mesela. Ama yani şey gibi oluyor. Ama böyle detay değil, anlaşılmış. Anlaşılmışı böyle de, burada yoktur o tipten de, konuşmak için konuşmayacaksın. Yani tamam anlaşılmış, o zaman daha öyle detay girme yani. Ana parkur gitsin, notunu al, sonra soracağın dersten sonra olsun. İhata bir sağlansın. Şimdi şuraya kadar şunu anladık. Allah'ın ilmi neymiş? Vacibül vücut. Mümkünül vücut, mümteni vücut. Anladık. Adem-i harici, Adem yoklukta. Adem-i harici neydi? Şimdi mutlak yokluk yokmuş. Adem-i harici demek vücud-i ilmiye perde olmuş bir unvandır. Yani Cenab-ı Hakk'ın irade ve kudretinin taalluk etmeyip hariçte vücut vermediği şeyler, bunlar Adem-i hariciymiş. Mutlak yokluk yok. Yani yok diye bir şey yok yani. Ama bu hariç, ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın ilmi, irade okudu, bunları sınıflandırmak için, yerini net tayin edebilmek için bu cümleler, kelimeler kullanılmış yani. Sonra mümteni vücudu şey yaptık. Şimdi biz bu Adem'in insana bakan tarafı var. Hani okuyayım şimdi. Külliyatta çok geçiyor. Kainat şimdi biz ilmin... Sonra dedik. Ha. Şimdi genel manada bunu şey yaptık yani, Allah'a bakan yokluğun olmadığını. Bunu ben şahsen bu kadar anlatabildim yani. Güzel. Yani Allah'a bakan tarafı da Adem yokmuş dedik. Neden yokmuş? Harice göre fotoğraf makinesi örneğini verdik, şey verdik. Şimdi insana bakan, Adem'in insana bakan tarafı neymiş? 70 Mesnevi Nuriye. Mümkünatın iki vecihi vardır. Birisi enaniyet ile vücuttur. Bu ise Adem'e gider ve Adem'e kalp olur. İkincisi, enaniyetin terkiyle Adem'dir. Bu ise vacibül vücuda bakar, bir vücut kazanır. Binaenaleyh, vücut istersen münadim ol ki vücudu bulasın. Şimdi şurayı da okuyayım, buraya girmeden önce. Adem'in, şimdi lügatta yokluk dedik ya, şimdi Adem'in tanımsal, teknik bir tabirini yapıyor. Neymiş ya, bakalım onun yerinden okuyayım. Şimdi insana bakan Adem'le, Allah'ın ilmine bakan Adem'leri karıştırmayalım. Karıştırırsan böyle çıkamayız. O yüzden şimdi yerinden okuyorum. Ene değil değil mi? Enaniyetten bahsettik. Evet, enaniyet ile vücuttur. Okuduk. Şimdi okuyayım ben, tekrardan döneceğim o cümlelere. Mesnevi Nuriye 70. 70'de okudum 70, abi. Tam 70. Müktenin üstü. Evet. Sayfa 229. Nereden okuyorum? Şuraların sonundan 230'a geçiyor hemen. Şerri mahz olan Adem ise. Neymiş bakalım? İnsana bakan tarafıyla konuşuyoruz. Senin bütün sevdiklerin 1. Ve saadetleriyle memnun 2. Ve bir derece mesut olduğun umum akraba ve asıl ve neslin seninle beraber idam olmasından binler derece cehennemden ziyade senin ruhunu ve kalbini ve mahiyeti insanı yandırır diyor. Çünkü neden? Cehennem olmazsa cennet de olmaz. Her şey senin küfrün ile Adem'e düşer. Eğer sen cehenneme girsen, vücut dairesinde kalsan, senin sevdiklerin ve akrabaların ya cennette mesut veya vücut dairelerinde bir cihette merhametlere mazhar olurlar. Demek herhalde cehennemin vücuduna taraftar olmak lazım geliyor. Şimdi burada Adem'in insana bakan manasıyla ne tarif etti?
bir cümleyle özetleyelim. Neymiş? Vücut dairelerinden mahrum kalmakmış Adem Ağabey, insana bakan tarafa. Şimdi Mesnevi Nuriye'de 70'te okuduk ya, dedi ki, mümkünatın iki veçesi var. Bir, enaniyet ile vücuttur, bu Adem'e gider. Burada okuduk, o Adem'e giden neymiş? Vücut dairelerinden mahrum kalmakmış. Şimdi buraya gelmek isteyip de gelemeyenler var değil mi abi? Gelemedi diyelim. Var. Ha, peki burada ne kaybetti? Ne, hangi vücut daireler? Alemi mana var, alemi feyiz var, alemi yakınlık var değil mi? Ne kadar alemler var bizim ismini bilip bilemediğimiz. Bunları kazandı mı kaybetti mi? Kaybetti bak. Gelseydi teklif yapılmış çünkü. Değil mi? Teşvik edilmiş yani. Ha, Adem demek insana bakan manasıyla vücut dairelerinden mahrum kalmakmış. Üstad diyor ki cehennem vücut dairesidir. Adem ise vücut dairelerinden mahrum kalmak. Yani o vücut dairelerinden mahrum kalmak cehennemden daha ziyade cehennemden daha ziyade bakayım senin ruhunu, kalbini ve mahiyeti insanı yandırır. Üç tane söyledi. Şimdi buna ben misal vereceğim. Kalbini. Adem neymiş? İnsana bakan manası. Mahiyeti insaniyeni. Şimdi insana bakan Adem, yani vücut dairelerinden mahrum kalmak kalbini, ruhunu, mahiyeti insaniyeni yandırıyormuş abi. Şimdi hatırlarsanız İşaretül İcaz'da üstadın bir cümlesi var abi. Ben diyor, Adem'e düşmektense cehennemde kalmayı tercih ederim diyor. Hatırladınız mı abi? Evet. Değil mi? Şimdi orada bir kayıt var. O kayıt ne? Nefis karışmamak, tevehhüm karışmamak, aldatmamak şartıyla ben diyor Adem'e düşmektense cehennemde kalmayı tercih ederim diyor Hasan abi. Hatırladınız değil mi abi? Evet. Şimdi nefis karışmayacak, tevehhüm aldatmayacak. Bu vücudu tatmış. Böyle 40-50 sene yaşamış, hayatı görmüş, lezzetlenmiş, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden istifade etmiş bir kimse için. Bu nimetlerden, bu vücut mertebelerinden mahrum kalmak. Varlığın yokluğunu düşünmek var ya bana. Acayip bir şey. İşte bu üçünü yandırıyormuş. İnsana bakan, bu da neyle kaybediyormuş bunu? Enaniyetle Adem'e düşüyormuş abi. Şimdi şöyle, şu misali bir düşünelim abi. Osman abicim, siz hayatı gördünüz. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden istifade ettiniz. Siz anne karnına geri dönmek ister misiniz abi? İstemiyorum. Ne yapayım ben orada ya? Değil mi? Bu vücut dairelerini görmüş. Bak, nefis karışmayacak. Tevehhüm aldatmayacak. İster mi kimse abi? Yürüsen yürüyemezsin. Konuşsan konuşamazsın. Görsen neyi göreceksin? Nefis karışsa da istemiyorum. Bak, vücut dairelerini tatmışız yani. Değil mi? Nefis karışsa da hani ben işte Adem demek vücut dairelerinden mahrum kalmak. Abdullah abi, diyelim ki bir mümin düşünelim, vefat etti. Bir de kafir vefat etti. Şimdi o müminin burada yapmış olduğu salih amellerle abi gideceği vücut daireleri var. Alemi mana gibi, alemi misal gibi değil mi? Alemi feyiz gibi. Ama kafirin böyle gideceği vücut daireleri var mı? Yok. Şimdi benim ruhumu düşünelim abi. Benim ruhum bak bir anda bir yerle kayıtlı kalamıyor değil mi? Nasıl böyle cevelen faaliyet, hareket yapmak istiyor? Ben şöyle durayım hiç kımıldamadan bir saat oturabilir miyim? Bak bir değişiklik istiyorsun, ayak değiştiriyorsun, fikir başka yere gidip geliyor değil mi? Ruhta bu özellik var ama vücut dairelerinden mahrum kalsan o vücut daireleri ne? 18 bin alem yani. İşte bu 18 bin alemden mahrum kalmak buradaki ifadelere göre kalbini, ruhunu, mahiyeti insanını yandırıyor yani. Çünkü biz bunu şöyle düşüneceğiz. Nefis karışmayacak. Mesela biri diyebilir. Ben cehennemde o kadar azap çekeceğime, Hutame'de, Sakar'da, Haviye'de değil mi? Adem'e düşerim daha iyi. Buna ne karışıyor? Nefis karışıyor. Öyle çeşke, mi? Çeşke toprak olsaydım diyor zaten. Buna nefis karışmıyor. Nefis karışmayacak buna. Çünkü niye? Bütün sevdiklerin, bütün aslın, neslin bir vücut dairesinde kalmış. Bak düşünebiliyorsun diyor yani. Ama Adem'e düştüğün zaman mesela senin diyelim çocuğuna bir şey olsa, hanımına bir şey olsa, babana bir şey olsa öyle değil mi abi?
Mesela bak Adem'e şöyle de bir misal verelim. Nasıl sen hemen panik yapıyorsun? Mesela diyelim ki sana bir telefon geldi şu anda. Senin en değer verdiğin, en sevdiğin şey şu alem-i şehadette ölmüş, vefat etmiş. Bir anda sen Adem'e düşüyor mu, düşmüyor mu abi? Düşüyor mu bak? İnsana bakan Adem, insanın neyini bozuyormuş? İnsanın kalbini, ruhunu, mahiyeti insaniyesini yandırıyormuş. Bu da bir cümleyi de söyledik. Üstadımız vücut dairelerinden mahrum kalmakmış insana bakanlarımız. Şimdi buna abi şöyle, buna iki misal daha vereceğim ben. Burada bir şey sorabilir miyim? Buyurun abi. Vücut dairelerinden mahrum kalan bir adamın neresi yanar abi? Abi işte vücut daireleri şöyle, vücut. Zengin bir insan çok zengin. Vücutta olmayan yeri yanar, enesi yanar abi. Abi şöyle, şimdi çok zengin bir insan düşün. Acayip zengin yani. İşte iflas etmiş, ertesi gün ekmek kuyruğuna girmiş, çorba kuyruğuna girmiş. Gördüm ben depremde. Şimdi bu adamı ne yandırır abi? Eski, o şaşalı, o zengin vaziyetleri daha fazla yandırır mı, yandırmaz mı? Zaten fıkıhta şöyle geçiyor. Ha. Zekat verirken diyor, fakir olana mı verilir evladır? Zengin olup da fakirleşene mi verilir evladır? Zengin olup fakirleşene verin. O daha fazla azap görüyor. Mesela Adem'e bir misal verin bu şeye. Adem'i daha çok yaşamış. Çünkü mesela niçin adamı idam etmiyorlar da ebedi hapsediyor hapishane? Hapishane niçin? Hapishane bir Adem'dir. Ne demek? Bütün o gördüğü vücutlarda mahrum. O daha beterdir idamdan. Abi gördüğü vücutlardan çok bir şey sormak istiyorum abi. Mesela avokado yediniz mi abi siz hiç? Mesela nedir abi? Bir meyve. Evet. Yemediniz değil mi abi? Bilmiyorum. He tamam. Hiç canınız çekti mi o zaman? Bilmiyorum. Şu anda da bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Peki bu Adem'e giden insan gideceği yerleri önceden biliyor mu? Tatmış mı ki gitmediği zaman sıkıntı yaşasın? Şu tattıklarından sıyrılacağını biliyor kesin. Mesela şöyle hapishaneye gidiyor değil mi? Eline kelepçeyi taktın. Nereye gidiyor? Muhabbet hapis. Ne diyor biliyor musun? Bu hapishanede intihar etmesin diye tedbir alıyor devlet. Etsin, gebersin gitsin. Bakacağız. Azap değil intihar etmesi. Asmak azap değil. 10 dakika çekil. Bu adama her an yaşadığı düş dünyada arabası, eşi, lezzet zevkleri bir sürü yok muydu? Ha, onları da mahrum etmek. Evet. An be an bu ademi vücutlardır. Yani her bir tattığı vücutta mahrum olmak. Yani gidebileceği yerlere gitmemek değil, mevcutları kaybetmek. Evet, en büyük adem o. Hapishane diri diri kabre girmek gibi. Evet. Burada tabi o sayfasını söylesin öbür. 230 abi. 230'un baş tarafı. Şu anda. 130. Şimdi 230 abi. Tamam. 230. Birincisi enaniyet ile vücut. Bu ise ademe gider. Şimdi bunu göstereceğim. İkincisi enaniyetin terkiyle Adem. Bu ise vacibül vücuda bakar bir vücut kazanır. Binaenaleyh vücut istersen Cenab-ı Hak ayette Yahudilere de söylüyor. Hayatı isterseniz neyi isteyin diyor? Mevti isteyin diyor değil mi? Vücut istersen vücut mu istiyorsun? Münadim ol ki vücudu bulasın. Şimdi buna bir örnek. Ya her ikisinde de vücudu kaybediyor. Nasıl oluyor? Abi işte örnek veriyorum şimdi. Risale-i Nur'da hatırlarsanız abi. Kaf nun tezgahı diye bir ifade var. Evet. Kün yani. Bu bütün mükevvenatı Allah kün emriyle yaratıyor değil mi? Şimdi kaf nun tezgahı abi. Kaf şu da nun. Gördük değil mi? Şimdi şu abi dedi ki birisi enaniyet ile vücut, diğeri enaniyetin terki ile vücut. Kusur. Arz, fakr, bu da naks. Şöyle bir ok çıkalım. Vücut alemleri. Şöyle bir ok çıkaralım. Adem alemleri. Şimdi bunun bu bir tezgahmış. Hani hatırlarsanız 15. mektupta ne dedi? Adem'in harici neydi? Vücut ilmiye, perde olmuş bir ilim vardır. Sinema perdesi düşünelim. Daha önce öyle misal verilmişti. Sinema perdesine nasıl aksediyor? O sinema perdesi bu kafunun tezgahıdır. Bu tezgah biziz yani abi. Biz burada hem vücut alemleri üretiyoruz yani sinema perdesi gibiyiz hem de adem alemleri üretiyoruz. Yani sen kusurunu bilirsen, aczini bilirsen, fakrını bilirsen, naksını bilirsen üstadımız söyle bak yerinden okuyayım o cümleyi abi. Bu şekilde vücut alemleri kazanıyorsun.
Bu 26. sözün sonunda Zeyl'de bunu. Başka çok böyle değişik ifadeler var ama çok sarı olduğu için onu okuyayım. Enaniyeti bırakıp bizzat nefsi hiç olduğunu ve mucidi hakikinin bir aynesi tecellisine bu tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Abi. Sen kusurunu bilirsen tezgah sen misin yani? Aczini bilirsen, fakrını bilirsen, naksını bilirsen 18 bin alemi üretiyorsun. Yani yatırım yapıyorsun. Sen vefat ettikten sonra veya bu dünyada abi bu vücut alemlerinden istifade ediyorsun. Şimdi Risale-i Nur'da bir şuur-i iman var. Bir de nur-i iman var. Bu 23. sözde, bu da 4. sözde. Şimdi nur-i iman ile öldükten sonra bu vücutlardan istifade ediyorsun. Şuur-i iman ile bu yaşarken abi bu vücutlardan istifade ediyorsun. Nur-i iman ile öldükten sonraki cennete gidiyorsun. Şuur-i iman ile ölmeden önce bu cenneti yaşıyorsun abi. Ve bunu burada üretiyorsun yani. Nur-i iman ile şuur-i imanın farkı o. Neyle kaybediyor? Nur-i iman ama şeyde 23. sözde 3. nokta. Abi insan nur-i iman ile âlâ-i illiğine çıkar. Cennetin en yüksek mertebesini alıyor. Şuur-i iman da açık olarak üstadızda ifade ediyor. Onun makamına bakmak gerekiyor yani. Zaten o cümlenin izahında o söylenmiş. İnsan nur-i iman ile cennete çıkıyor. Öldükten sonra gidiliyor değil mi cennete? Heh. Peki şuur-i iman ile burada yaşanıyor yani. Bu vücudu da nasıl kaybediyordu abi? Şualar 81'de var. Evet onu yazacağım abi. Şimdi bir tane şunun müsbetini söyledim ben. Menfisini düşün okuduk. Yani kendine vücut rengi vermek, kusuru üzerine almamak. Değil mi? Haksız ondan sonra haksız temellik, kusurun noksanı bilmemek. Birisi vardı öyle. Dedi ki ya bu insanları anlamıyorum dedi ya. Niye dedim anlamıyorsun? Dedi ki ya ben dedi hiç kimsenin hakkını yemedim. Hiç kimseye bir fayda zarar vermedim. Hiç kimsenin hakkı bana geçmedi. Bana bu yapılır mı diyor ya. Dedim sen namaz kılıyor musun? Yok dedi namaz kılmadım. Kılmıyorum yani. Yani bak bütün mahlukatın hakkına girmiş yani. Değil mi? Ben kimsenin hakkını yemedim diye. Ha. Yani bütün mahlukatın hakkına girmiş. Bu kusurunu bilmiyor. Aczini bilmiyor. Fakrını bu burada kendini unutmuş. Kendine haberi yok. Bu vücut alemleri içine girebilir mi? Şuur-i imanı var mı bunun? Yok. E peki öldükten sonra nasıl gidecek? Nur-i imanı da yok. Çok zayıf yani. Şimdi tezgah biziz. Enaniyet ile yani enaniyeti terk ile ve enaniyeti abi yapmakla şunları biz üretiyormuşuz Hasan abi. Bak şimdi buna bir tane daha örnek vereyim. Şunu sileyim. Bu hatırlarsanız nerede o sözlerde bak şuna bir örnek yani bu örneği çoğaltıyoruz. Vücut daireleri nasıl kazanılır? Nasıl Adem'e düşülür? Bakın dikkat ederseniz Adem'i anlatıyoruz. İnsana bakan Adem neymiş? Kalbi, ruhi ve de mahiyeti insanının vücut dairelerinden mahrum kalmasıymış. Yok diye bir şey yok yani. Vücuda göre Adem var. Bak şunu da okuyayım. O yere de geliyoruz Abdullah abicim. Sayfa 537. Demek ene Osman abi sizin sorunuza da geliyor abi. Geliyor şimdi mi? Şunu yapıyoruz. Demek ene ayna misal vahid-i kıyasi alet-i inkişaf bir de manayı harfi. Yani avam. Abi. Şimdi fıkıhtaki avam neymiş? Fıkıhta avam ne abi? Fıkıhtaki avam hak ile batılı birbirinden ayırıp dinin zaruriyetini yapan kimseye Hasan abi avam deniyor. Fıkıhtaki tabiri oymuş abi avamın. Vay be avam lisanıyla. Şimdi avam lisanı hak ile batılı birbirinden ayırıp dinin zaruriyetini yapan kimseye avam deniyor. Şimdi Risale-i Fıkıh'a ekber. İtikadi avam ne? Bunu fark etmek abi. İtikadi avam yani. Fıkıh-ı Ekber'de. Ayna misal olduğunu bilip, vahid-i kıyası olduğunu bilip, alet-i inkişaf olduğunu bilip, başkasının manasını taşıdığını bilip, bu avam. Bunu tatbikat sahasına koy, avamlıktan çıkıyor. Ne oluyor? İşte havası doğru, derecesi nispetinde oluyor. Şimdi şunun nispetinde,
Şöyle yapayım, bir oklar çıkarayım şunun gibi. Vücut alimleri. Bir de Adem alimleri. Üretiliyor abi. Yani Mesnevi Nuriye'deki ifade göre enaniyetin terkiyle ve de enaniyetle kazanılan vücut ve ademler varmış. Nasılmış? Şunla şu yani. Bu insana bakan adem yani. Normalde yok yok. Neye göre yok varmış? Vücuda göre yok varmış yani. Bir de bu şu olan 81. Orada da ne vardı? Haksız temellük. Şu olan 81. Aynı darlık, bilmemek. Bir de mevhumu muhakkak, kısa yazayım, uzun biraz da. Mevhumu muhakkak bilmek. Bu da ham. Şimdi biz hani ham sofi diyoruz ya abi, ham nurcu. Demek ne demek? Haksız temellik yapıyor. Aynı darlığını bilmiyor. Mevhumu muhakkak biliyor, kendine vücut rengi veriyor. Enaniyet yapıyor. Bu kimse ademe düşüyor. Vücut dairelerinden mahrum kalıyor. Şimdi bir diğer eneye bakan manası aynı misal vahid-i kıyası alet-i inkişaf manayı harfiye. Sözler 537. Bu tarz ayna darlığını evsaf-ı ilahiye karşı bilmiyor İrfan abi. Bilmeyince bu da ne kazanıyor? O da ademe düşüyor. Şimdi ademin Allah'a bakan tarafı neymiş? Vücudu hariciye göre yani irade ve kudretin taalluk edip etmemesiyle alakalı bir adem varmış. Adem mutlak yokmuş. İnsana bakan manası neymiş? Vücud alemleriyle adem alemleri üretmesine bakıp enaniyetin terkiyle ve enaniyet müspet manada yapmasıyla abi kazanılan vücutlar ve ademler varmış. Bu peki neye zarar veriyormuş? Üç tane yazayım. Üç tane söyledi Üstad Hazretleri. Şu olan 230. Kalp, ruh, bir de mahiyeti insaniye. Adem neye zarar veriyormuş? Bu işe. Peki cehennem neye zarar veriyor? Mesela bir insan düşünelim. Cehennemde yanıyor abi. Şimdi bu insan üstad bozulmamış her fıtratı selime diyor. Değil mi abi? Şimdi bu insan cehennemde yanıyor. Diyor ki ya bana oh olsun diyor ya. O kadar hocalar söyledi. Hasan hocamız söyledi. Abdullah hocamız söyledi. Bak namazını kıl. Kitabını oku. Yok yapmadım. Oh olsun bana. Ben cezamı çekeceğim. Diyor mu demiyor mu abi? Abi külliyatta böyle bir yer var ben okudum. Hadi yürü sen bunu hak ettin der diyor. Evet o tarz ifadeler var abi. Peygamberimizin zamanında da olmuş. Aleyhissalatü vesselam. Bir kadın işlemiş olduğu bir suçtan dolayı suçun cezasını çekmek için peygamberimizin yanına gelmiş yani. Ben böyle bir suç işledim diyor yani. Şimdi insana bakan adem neymiş? Vücut dairelerinden mahrum kalmakmış İrfan abi. Şunu bir kere kafamıza yerleştirelim. Yokluk diye bir şey yok. Adem-i mutlak diye bir şey yok. Karışıyor bizde. Hem az önceki sorumun sebebi Adem'i öyle anlamamdan. Evet. Şu an şimdi bilmiyorum ders nasıl gidiyor abi şu an? Çok güzel abi. Yani. Tamam. Sen de böyle dememiz için sorun zaten de. Çok iyi gidiyor. Bu ders abi... Elavet yapmayacağım abi. Vücut tarihinde bir kalıp kaybettim. Bilgi değil de abi yerine oturtma dersi gibi. Yani yerlerine oturtma şeyi. Evet. Hani biliyoruz, karıştırıyorduk, yerlerine oturtma dersi oldu daha çok. Şablon yani, şablon. Daha, yani, güzel oldu. Yani böyle ayırmazsak... Çok güzel abi. Güzel abi. Karışıyor yani, abi çok karışıyor. Mesela bazı projelerimiz oluyor, niyet ediyoruz, uğraşıyoruz aylarca. Ama elde edemiyoruz, çıkartamıyoruz projeyi. Evet. İçimizi yakıyor, ruhumuzu yakıyor vesaire vesaire. Adem'de mi kalmış oluyor? Şimdi çok güzel. Hani demin bir sınıflandırma yapmıştım. Vacip, mümkün, mümteni. Bu dersin bir başlığı buydu. Ben yazmadım. Bunları bilmek bize ne kazandırır yani? Sen niyet ettin, esbabını da yerine getirdin evet. Ama yapamadın. Cenab-ı Hak irade ve kudreti tahallük etmedi. O zaman senin amelinden hayırlı. Yani sen onun mükafatını alıyorsun. İlmi vücutta kaldı. Evet. İlmi vücutta kaldı. Yani Cenab-ı Hak onun nasıl vücuda geleceğini biliyor yani. Ama irade ve kudretini tahallük ettirmedi. Vücuda harcaya girse belki riya falan karışacak. Belki de olmayacak. Evet. Netice. Evet. Ya Risale-i Nur hem şey dağıtırken söyleyeyim bir. Risale-i Nur hakikaten 10 tane bina yapacağım dedim ya gelecekte. Kars'ta bir tane külliye, tenevsek tersine. Bir tane Van'da, bir tane Siirt'te, bir tane
Tokat'ta turşusu, bir tane de Hatay, Antalya'da, Çanakkale'de, Edirne'de, Sinop'ta vesaire 10 tane. Bir de Ege'de abi. Ege'de vesaire. Kore'de, Adana'da falan. Şöyle yapacağım. Allah nasip ederse şimdi bir tanesini muvaffak oldu. Kardeşim kader mi? Siirt'teki külliyeye gideceksin. Orada gece gündüz onunla çalışıyor. O iş mesela hastaneler var ya, kalp hastanesi, damar şeyi, göz hastanesi. Uzmanlık 10 tane uzmanlık şeyi yapacağım böyle Allah nasip. Şimdi enfusif muvaffak oldum. Bir tanesini muvaffak oldum. Mesela bak kardeşimiz 10 sene artı bir ay Adem'i bize takdim ediyor. Tamam mı? Yani sen bunu veya ben her zaman fırsatımız olmaz. Haletimiz müsait olmaz. Yani nasıl böyle küçük bir külfetle ama bu ilmi Allah nasip ediyor. Yani ihtisas böyle yani bir şeyde yoğunlaşacaksın. Öyle böyle olmalı. İsa'nın dersi. Yani bakın bir tane külliyatın dışında ne yap, ne dedi? Hemen ilk önce hatıra geliyor. Aynı sabiti. İsa'nın bir kısım ulema aynı sabiti demişti. Bu da orada. Kalkmış Allah'tan hiç mi çekinmiyor? Ahirette ne diyecek bu burada? İsa'nın dersi yapmıyorsunuz. Siz izah yapıyorsunuz. Tabii zaten izah yapacağım. Mühimlerin ben söylüyorum. İncelerin sen istihraç ediyor. Zaten vazife bu. Mühimlerin ben söyleyeceğim. İncelerin sen istihraç et. Şimdi külliyatta bu adam 10 sene artı bir ay çalıştı. Adem nedir diye kalkıyorsun hiç çekinmeden, utanmadan, vicdanın sızlamadan bu derse karşısın. Karşı olduğunda ne oldu? Kendi kafana geçirdin. Sen cahil kaldın ama masumları şey yapıyorsun. Peki sana söylüyorum. Burada Risale dışında ne var ki? Ne var biliyor musun sen dışında? Sen varsın. Aklı hadi bakalım. Evet. Teneffüs oldu. Sana tamam, bir nefes al. Allah razı olsun abi. Her derste böyle bir ihtiyaç duyuyorum bunu söylemeye. Çünkü çok tazikattan ben geçtim. Siz de geçeceksiniz diye size malzeme veriyorum. Ben artık kahveye şeker koydum. Erir değil mi masa? Biraz da koydum erir. Biraz da koydum erimez. Ben artık doydum tenkit ve takdire. Ben sizi inan çok düşünüyorum. Burada da onun için bulunuyorum. Size yapıldığı zaman bu tür dersler yaptığınız zaman Murat hasreten sana aldırmayacaksın. Tamam mı? Aldı motor sesi. Rüştü abi dedi ki bana. Arabanın motor sesi geçer. Arabaya mı demezdi? Araba demezdi. Motor derdi. Makina. Şimdi orada makina geçse, araba geçse. Sen Allah Allah niye geçti, nasıl geçti? Sibopları, silindiriyle, bir mazotlu gözü. Araştırır mısın? Yok. Bazı insanlar sesini makine sesi kabul ediyor. Evet. Şimdi vücut dairesi, Adem dairesi dedik. Nasıl kazanılıyor? Nasıl kaybediliyor vücut daireleri? Adem neydi insana göre? Vücut dairelerini kaybetmek. Abi. Ondan sonra. Şimdi peki bu enaniyetle kusurunu bilmemekle bu vücut daireleri kaybediliyormuş. Eneyle kazanılıyor, enaniyetle kaybediliyor mu diyelim. Enaniyet abi. İkisi de enaniyet. Evet. Biri terkiyle kazanılıyor, biri müspet. Yani biri Allah namına enaniyet yapıyorsun, bilmek için yani. Evet. Çünkü kendine niyet etmesen bir kıyas yapamazsın yani. Hatta böyle farazi olarak kullandığın zaman. Evet. Sonra devredeceğiz onu. Bak, ikisi de enaniyettir. 146 Demirdağ'da. Enaniyet halk tabirinde, hani İmam Ali tenkidi nakştır, bir ilim alıp vermektir. Halk tabirinde tahriptir. Enaniyetin iki manası var, onu da bilin. Enaniyet ruznamedir, takvimdir, kulasadır. Tamam mı? Bu insanlığın haritasıdır, kalptir yani enaniyet. Ama onun mülk ciheti ise gurur kibir manasını onu tahrip edendir. Aynı şey. Nasıl ki aynı şey nasıl var şey olur? Adem bir varlıktır, bir de vücuttur. Manayı, şey, manayı. Mesela Adem var ya. Bir Adem de bir de vücuttur. He, bir Adem de bir vücut. Enaniyetin ikisi var. Bir, ruznamedir, takvimdir, haritadır, hulasadır, filistedir diyor. Ha, bir de enaniyet tahriptir. O lügat manasındaki mülk. Evet. Mülk ve mülküttür. Şimdi insanı bu enaniyet yaptırıp Adem'e düşüren ne? Şeytan abi. Şimdi bu Adem'in en fazla geçtiği risale, böyle baktım kaç tane belki 13. lemada çok geçiyor. Hemen hemen 13 tane işaret var. Belki her birinde 15-20 tane Adem var yani. Şeytan kendisi vücuttur. Şeytanın vücudunda birçok makası da hayriye, külliye ve kemalat-ı insaniye var.
Bak şeytan bir vücut, irade ve kudret ona tahallük etmiş. O ise ne yapıyor? Bizi Adem'e düşürmeye çalışıyor. Yani neymiş Adem'e düşürmek? Vücut dairelerinden mahrum yapıyor. Senin nefretini, öfkeni, kinini tahrik ediyor. Tahrik edince sen ne yapıyorsun? Vücut dairelerinden mahrum kalıyorsun. Adem'e düşüren buymuş. Şimdi hatırlarsan şuraya bir şey yazdım ben. Şuur iman ile nur iman. Evet. Şimdi bu vücut alemlerine, mesela burada bak şimdi bir mana var, feyiz var, istifade oluyor, rahatlıyorsa şey. Ben her zaman bu haletimi muhafaza etmek istiyorum. Yani sıkıntı çekmek istemiyorum. Moral bozukluğu, can sıkıntısı. Adem'i yaşamak istemiyorum. Abi. Yani vücut daireleri varken niye ben Adem'i yaşayayım? Öyle değil mi? İstiyorum. Ne yapayım? Bu sorunun cevabı abi. Şimdi sadece başlıklarını okuyacağım. İçeriğine çok girmeyeceğim abi. Sadece başlıklarını söylüyorum. Nereden okuyorum? Hani şuur iman, nur iman yazdık ya. Bu dördüncü şuada çok geçiyor. Şuur iman. Bu şuur iman ile o müteaddit vücutlarla sürekli irtibatlısın. O 18 bin alemle. Burada sen bir rahat içindesin. Mesela Risale okuyorsun. Ders oluyor, mana oluyor, feyiz oluyor. Bak nasıl irtibatlar var. Hep bu halimi nasıl muhafaza edebilirim? Böyle çalışabilirim. O soruya cevap. Nereden? Dördüncü mertebeyi Hasbe-i Nuriye. Bir vakit başlıklarını okuyacağım. İhtiyarlık, gurbet, hastalık, mağlubiyet gibi vücudumu sarsan arızalar bir gaflet zamanıma rast gelip şiddetli alakadar ve meftun olduğum vücudum belki mahlukatın vücutları Adem'e gidiyor. Yani ihtiyarlık olmuş, gurbet olmuş, kimsesizlik var, hasta, böyle bu tarz durumlar var. Benim vücudum Adem'e gidiyor diye elim bir endişe verirken yine ayeti hasbiye müracaat ettim. Dedi manama dikkat et ve iman dürbünüyle bak. Ben de baktım. Bakın dört şey söyleyecek şimdi abi. Ben de baktım ve iman gözüyle gördüm ki bir, bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun aynesi. Bir. İki, ve nihayetsiz bir imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile. Üç, kendinden daha kıymetdar, baki, müteaddit vücutları meyve veren bir kelime-i hikmet hükmünde bulunduğunu gördüm. Üç, dört ve mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetdar olduğunu ilmel yakinle bildim. Yani ben ihtiyarlık vardı, gurbet vardı, acizlik vardı, fakirlik vardı, hastalık vardı, mağlubiyet gibi durumlar vardı. Bu dördüyle gördüm ki bu zerrecik vücudum nihayetsiz bir vücudun, hadsiz bir vücudun aynası, nihayetsiz imbisat edip hadsiz vücutları kazanabilir. Kendinden daha kıymetli baki vücutları verebilir. Ondan sonra mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetlidir. Şimdi burada dört tane söyledi ya abi. Şimdi burada dört tane hem var. Bu dört tane hemle o baştaki söylemiş olduğu o dört tane şeyi ben nasıl kazanabilirim? Yani bu zerrecik vücudumun hassiz vücutların aynası olduğumu nasıl görebilirim, bilebilirim? Nihayetsiz vücutları nasıl kazanıp imbisat edebilirim? Müteaddit vücutları nasıl verebilirim? Bir an yaşamamın ebedi sonsuz bir vücut kadar kıymetli olduğunu nasıl anlayabilirim? Dört tane hem var. Şimdi bu dört tane hem, ben bunu okumuyorum ders uzamasın diye. Dördüncü mertebeyi Hasbe-i Nuriye'de bu şuur-i iman ile abi, o 18 bin alemle müteaddit vücutları bu şekilde yapmakla her an irtibatlı olabiliriz yani abi. O iman dürbünüyle bakmasına tahrik eden esbab da önemli değil mi? Evet. Neymiş onlar? İhtiyarlık, gurbet. Evet. Gurbet. Bunlar da o dürbüne tahrik eden, bizi tahrik eden şeyler. Evet. Yani hakikatlerin zemini var. Evet. O zeminde mesela Allah Yunus Aleyhisselam'ı, Eyüp Aleyhisselam'ı o vaziyete koymuş. Onlardan ne bekliyor? Bir hakikatin oradan inkişaf etmesi, evet, çıkması, o duayı bekliyor. Münacatını. Allah da bizi mesela senin başına öyle bir hal getirir ki bir sebep meydana gelir. Senden o duayı bekliyor abi orada. O nur-u tevhid, sırrı ehadiyetin içinde inkişaf etmesi, o vücut dairelerini ortaya çıkarman, onu bekliyor yine.
O zaman abi şuur-i imani noksaniyetiyle biz her an Adem'in vücutları üretebiliriz. Her an ondan sonra vücutları üretebiliriz yani. Evet, canlı yani burada. Evet abi. Mesela buraya geldik bak. Vücutları üretebiliriz. Yani şimdi burada gurbette ol değiliz, hasta değiliz ama mesela şunları inanetimizle hamledersek, şuur-i imani noksaniyetiyle kesersek, burası da Adem'e gider o zaman. Evet. Şimdi müteaddit vücutları ben alem-i şehadette kazanıp burada böyle nasıl istifade ederim azamiyet mertebede? Dördüncü mertebeye hasbi-i nuriyeyi dört tane başlık var, dört tane hem var. Bunu bir okuyalım abi. İlmel yakin bildim. Evet. İşte tatbik edeceğiz biz de. Tatbik edeceğiz. Evet. Burada dört tane hem var. Bunları bir tatbik edelim. O nihayetsiz vücutlar nasıl kazanılıyormuş? Dördüncü mertebeye hasbi-i nuriye. Burada şuur-i imanla yani. Sayfayı da bir koyalım. Sayfa abi 69. Şimdi buraya kadarki dersimizi bir de toparlayalım. Başlıklarını kısaca söyleyelim abi. Adem yokluk dersimiz. Önce cana varlığı anlattık. Çünkü Adem'in zıttı vücuttu. Vücut neymiş? Vacibül vücut. Mümkünül vücut, mümteni vücut. Adem'in Allah'a bakan veçesi o ilmin üzerinde konuşuyoruz yani o varlığın üzerinde konuşuyoruz. Adem'in mutlak yok. İnsana bakan tarafını konuştuk. Allah'a bakan tarafını konuştuk. Allah'a bakan tarafında ilim, irade ve kudretin tahallük edip etmeme şeyini konuştuk. Vücudu harici, Adem'i harici, ayağını sabite. İnsana bakan tarafında da vücut alemleri üretip üretmemek. Adem insana bakan tarafı neymiş? Vücut dairelerinden mahrum kalmak. Mahrum kalınca kalp, ruh ve mahiyet insaniye yanıyormuş. Şeytan vücut dairesiydi. Bizi neye atmak istiyormuş? Adem'e atmak istiyormuş. 13. lemada yani hemen hemen her sayfada 3 tane, 5 tane, yeri 10 tane, 15 tane bu Adem cümlesi var yani. Şeytan kendisi bizi vücut dairelerinden mahrum etmeye çalışıyor. O zaman biz nasıl mahrum olmayacağız? Kaf, nun tezgahı dedik. Ondan sonra avam dedik, ham dedik. Bunun müsbetiyle vücut, menfisiyle Adem alemleri üretiliyor. Ve cehennem Adem alemleri mahsulatını kavuracak. Bunu da söyleyelim. Adem alemleri ne abi? Onun hesabını açıyorum. Şimdi mesela benim elim kirlendi. Üstüm kirlendi. Ne yapıyorum? Elimi sabunla çıkarıyorum. Ve üstüm kirlendi. Çamaşır deterjanı kullanıyorsun. Çıkarıyorsun. Şimdi enaniyet yaparak bak çok önemli bir şey söylüyorum. Cenab-ı Hakk'ın irade ve kudretini taalluk ettirmek istemediği mümkün vücut olan şeylere bizim şartı adi olan ihtiyarımız sebebiyet veriyor. İrade ve kudret onu hariçte gösteriyor. Mesela hırsızlık. Allah hırsızlık yapılmasını istiyor mu? İstemiyor. İçki içilmesini istiyor mu? İstemiyor. Kelami olarak bunu yasaklamış. Değil mi? Ama tekvini şeriatta yasaklamamış. İçen içiyor. Gene yapan yapıyor. Abi. Şimdi nasıl benim elim kirlendi, gömleğim kirlendi, deterjanla çıkardım ya abi. Sen kafnun tezgahıyla, avam tezgahıyla, hamla beraber Adem alemleri üretirsen senin kalbin, ruhun, mahiyeti, insaniyen kirleniyor. İşte üstadımız diyor, bazı böyle kirlenen şeyler var ki onları su temizlemez diyor. Ne temizler abi? Ateş. Ateş. Ateş bazen sudan daha güzel temizlik yapar diyor. Şimdi böyle kirlenmiş bir adam düşünelim. Enaniyetle paslanmış, oksitlenmiş. Ondan sonra böyle kireçlenmiş, her türlü böyle şey kullanalım. Cehennem ne yapacak? Bu adamın bu kirlerini temizleyecek abi. Steril yapıyor abi ateş. Ateş ne yapacak? Bunu güzel bir yakacak abi. 3000, 5000. Cenab-ı Hakk'ın çok dehşetli azap çeşitleri var abi. Soğukla yandırır. Ondan sonra geçmişi sana hatırlattırır, öyle seni yandırır. Ondan sonra bir hata yapmışındır, öyle yandırır seni abi. İlahi. Böyle yangın çeşitleri var. Adem alemleri demek, senin kirlenmiş olduğun o şeyler var ya abi, bunları sen bu alemler hesabına çalışıyordun. Şunların menfisini yaptın, onları cehennem de bu Adem alemlerini kavuracakmış, yakacakmış yani. O zaman hani Hüsnü Hazretleri şey diyor ya abi, İbrahim Aleyhisselam'ı ateş yakmamış. Abi, değil mi? İbrahim Aleyhisselam'ı ateş yakmamış. Onun bize bakan manasını anlatırken nasıl mana vermiş bir tane? İbrahim. Siz de İbrahim vari olun.
Değil mi? İman elbisesi. Ruhunuza iman elbisesi giydirin. Yani bu vücut daireleri elbisesi giydirin abi. İman vücut daireleri kazanıyor. İmanın nispetinde kazanıyorsun. İşte bu dördüncü şu, onun canlı misal abi. Ruhuna giydirdin mi o vücut dairelerini, ateş sana yakar mı? Değil mi? Yakmaz yani. Ateş seni yakmıyor abi. Çünkü vücut daireleri kazanmışsın yani. Cehenneme girsen de yakar mı? Mesela bir ateş yanıyor düşün. Suyu döktüm. Suyu yakar mı? Yok. Peki oradaki su ne? Suyu neye teşbih edilmiş? İslamiyet abi. İmanın ziyası, İslamiyet'in suyu. İslamiyet'in emir ve yasaklarına uy. O sudaki o yanmamazlık özelliğini kesbediyorsun. Ayette selamen diyor herhalde, evet. Değil mi? İslam kökü de selamette kalma manası taşıyor. Evet. Mesela şöyle, bir tefsir sahibi demiş ki Hasan abi, selamen demeseydi, evet, burudetiyle yakacaktı. Şimdi Risale-i Nur mesleği, bizim mesleğimiz Haliliye'dir. Cenab-ı Hak bu mesleğin içine girenleri de hem dünyevi hem uhrevi yakacak ateşlerden muhafaza ediyor. Ateş ne? Karşımda müthiş bir yangın var. Ateşleri göklere çıkmıştı ya. Yani Cenab-ı Hak şu anda ya nâru kûni berden ve selamen ayeti bizde gözüküyor. Bu yakıcı ateşler bize dokunuyor mu şu an? Kısmen derecene göre dokunmuyor. Ama bir tefsir sahibi demiş ki selamen demeseydi burudetiyle yakacaktı. Şimdi Cenab-ı Hak bu selamen lafzını bazılarına kullanmıyor. Mesela nurcu olduğu halde, sen esas ve düsturlarını bildiği halde siyasetle iştigal edenler var mı çok fazla? Buna selamen yapmıyor. Evet, imani noktada yanmıyor ama bu şekilde yanıyor abi. Selamen onda o şekilde gözükmüyor. İstikamet ya. Yani. Evet. İstikamet, İslamiyet'in bir manası ve istikamettir. Şimdi bu Adem'in kainata bakan veçesi abi. Bunu çok uzatmayacağım. Yerini okuyacağım abi. Dördü okumayacak mıydın abi? Geçtik. Dördüncü şu an. Dördüncü mertebeli Nur-i Asbi. Yok, onun sonra başlıklarını söyledim. Ha, yani, yani çok yani, dört tane mesele var. Dört tane hem var. O şuuri imanla vücut mertebeleri nasıl kazanacağım? O dört tane hem'e bakalım. Neymiş? Dördüncü mertebi Asbi Nur'u. Oraya bakalım. Şimdi Adem'in kainata bakan tarafı ne? Üstad diyor, mevcudat bir zaman Adem'e gidiyordu, zevale gidiyordu, çok yazığım geliyordu değil mi? Bakalım neymiş? 24. mektup, 3. remiz. Eşya zeval ve Adem'e gitmiyor. Hani bakıyoruz ki kayboluyor değil mi? Yani bir çeşit yokluğa gidiyor. Belki eşya zeval ve Adem'e gitmiyor. Belki daire-i kudretten daire-i ilme geçiyor. Alem-i şehadetten alem-i gaybe gidiyor. Alemi tegayür ve fenadan alemi nura bekaya müteveccüh oluyor. Şimdi hani buraya hatırlarsanız yazdıysa mümkünül vücutta ilim artı irade kudret yapmış değil mi? Cenab-ı Hakk'ın ilminde mümkün olan şeylere irade ve kudret talik etti. Bu şekli hazır oldu değil mi? Bakıyorsun ki bunlar bir kararda durmuyor. Tegayür ve fena zevale gidiyor zahirde. Bunlar fena değilmiş. Zeval değilmiş. Adem değilmiş. Peki neymiş? Kudret dairesinden elbiseyi çıkarıp ilim dairesine geçmekmiş. Şehadet aleminden bekaya geçmekmiş. Alemi tegayyür yani değişen ve dönüşen alemden fena aleminden alemi nura ve bekaya gitmesiymiş abi. Adem dediğimiz kainatta yani yok olan bu görüntüler şeyler. Cenab-ı Hak her 100 senede bir sistemi değiştiriyor değil mi? Yönetim şekillerini dahi değiştiriyor abi. Değil mi? Beşer 5 tane devir yaşamış. Memlukiyet devri değil mi? Ecir devri, esir devri, şimdi ne? Malikiyet devrindeyiz diyor değil mi? Mektubat kaç abi? Abi mektubat 287. Cenab-ı Hak sistemi sürekli değiştiriyor ya. Bak, bunun aynısı Kamuran abi. Bak, insan kainatın küçültülmüş örneği değil mi? Bak, ben anne rahmine düştüm. Bu yaşa kadar Allah beni değiştiriyor mu? Bak, tegayyür ve fenayet benim zerratım. Değil mi? Bu vücudum bak. 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında, 20 yaşında benim zerratımı, vücudumu değiştirdiği gibi anne rahmine düştüm. Değiştirdiği gibi bu yaşa kadar. Daha vefat edene kadar değişecek. Ve de bu değişim, dönüşüm bitmiyor abi. Nereye kadar devam ediyor? Cennetin kapısından içeri girene kadar bu değişiklik devam ediyor sana abi. Yani nasıl ben anne rahmine düştüm? Nasıl bir devir, tavırdan tavıra geldim bak.
Bu zamanda böyle yakışıklı bir insan oldum abi. Bu cennetin kapısına kadar Hasan abi devam ediyor. Bu işareti bir cazda var abi. Cennetin kapısına kadar bu değişiklik devam ediyor abi. Cennetin kapısına girdin, senin orada kendi sabit bir vücudun var artık. Varidatla sarfiyat eşitleniyor. Tebeddül ve tegayrata maruz bir şey olmayacak abi. Senin vücudun sabit olacak yani. O değişim ve dönüşüm bu kainatta var, aynısı insanda var. O yüzden bu insandaki değişikliği gösterdik ki oradaki o tegayür ve fenayı anlayalım, Adem'i anlayalım. Normalde Adem diye bir şey yokmuş. Neymiş? Kudret dairesinden, ilim dairesine, şehadet dairesinden, gayb dairesine, ondan sonra müteaddit vücutları kazanmak için diğer levhalara geçişmiş yani. Mesela ben burada konuşuyorum. Bak, kayboldu cümle. Kaç kişi var burada? Diyelim ki 40. 40 kişinin kulağına gitti. Bak hafızalarda baki kalıyor. Yani Cenab-ı Hak bu yüzden sürekli böyle şeyi değiştiriyormuş. Mana olarak da biz herkesin farklı aleminde uyanış oluyor. Evet. Esma-i Hüsna'nın müteaddit tecellilerini bir düşünelim abi. Değil mi? Bak 70 bin perdeden geçmiş. Kuddüs ismi hala tecelli ediyor, edecek ve ebedi sonuç edecek. O kadar bir güzellik var, bir tecelliyat var. Bu Adem değilmiş bunların bir an gözüp kaybolması. Efendim, fena değilmiş, zeval değilmiş. Bu 3-4 tane maddeyi kazanmak içinmiş. İlim dairesine geçmek, müteaddit vücutları kazanmak, gaybe geçmek, şehadet aleminden, nura geçmek, bekaya geçmek, ilahir. Kainata bakan Adem de neymiş abi? Gözden kaybolmakmış zahiri. Kudretten ilime geçmekmiş. Şehadetten gayba geçmekmiş. Ondan sonra nura geçmekmiş, bekaya geçmekmiş. Müteaddit levhalara geçmekmiş yani. Kainata bakan Adem de oymuş abi. Zaten kudretten ilme geçmek kainattaki devir ve deveranın ana motoru değil mi? Her an her şey kudretle ilme geçmiyor mu? Evet, her an oluyor bu, her an. Yani Cenab-ı Hak çünkü aynen. Bir şey bir an mesela bir tecelliyat var. Diyen tecelliyat da aynı olsa o zaman israf olur, hikmetsiz olur. İşte Kuddüs ismini örnek verdik. 70 bin perdeden geçmiş. Bu alem böyle güzelleşmiş. Değil mi? Şimdi ahiretin hadsiz güzelliğini görmeyen buradaki güzelliğe meftun oluyor yani. Mesela hani dedik ya bu Adem'in insana bakan manasında kirlenmek vardı. Enaniyet yapmışsın yani. Şimdi Cenab-ı Hak seni görmek istiyor yani. Temiz görmek istiyor. Ama sen de temizlenmek istemiyorsun. Ama temizlemek istiyor seni burada. Buna bir örnek. Peki ne yapıyor Cenab-ı Hak? Seni temiz görmek istiyor. Ama sen de temizlenmek istemiyorsun. Bir çocuk düşün. Annesi onu yıkayacak, temizleyecek yani. Çocuk yıkanmak istemiyor. Annesi ne yapıyor? Hem dövüyor, hem suyu üzerine döküyor. Hem dövüyor, hem yani dövme işlemiyle beraber o temizliği yapıyor. Şimdi aynen bunun gibi. Allah da seni temiz görmek istiyor. Sen de kirlendin. Bu sefer ne yapıyor? Senin hoşuna gitmeyen olay ve hadiseyle seni temizlemeye çalışıyor. Öyle zamanlarda suyun derecesini de iyi ayarlayamaz, bazen de yakar yani böyle. Hani çabuk çabuk kaçmasın, yıkayayım diye. Şimdi şunları sileyim, dersimizi toparlıyorum abi. Şimdi dersimiz neydi? Adem, yokluk. Üstad orada Adem'e gitmiyor, ilme geçiyor derken herhalde Adem'i mutlak kastediyor değil mi? Yani hariçte gözükmüyor ama ilim dairesine... Yani hariçteki gözükmeyen değil de hani Adem'i mutlaka gitmiyor ama bizim Adem dediğimiz mümkine gidiyor. Anlamı da söylüyor değil mi? Yani i̇şte orada... müteaddit levhalar var. Ben tam keyfiyetim... Şöyle, Adem'i mutlak yok. Bir ilmi mütezeli var. Zıt. İki. Adem bak, Adem-i mutlak ilmi mütezeliye zıt. Adem vücuda zıt. Adem-i sırf Adem-i hariciye zıt. Adem-i sırf da gene Adem-i mutlak mı? Yok. Adem-i mutlak zaten yok. Bak bir daha. Adem-i sırf ne yaptı? O nereden çıktı şimdi? O yoktu. İşte yok, yani burada geçmedi değil mi Adem? Şöyle geçmedi abi. Derdimizin bir başlığı da oydu. Adem'i sırf söyle, söyleyin abi. Evet, tamam.
Adem'i hariciye mi zıtladınız? Daha devam et madem var, varsa. Ha, Adem'i... Yok ben... Adem'cisi... Ben iki tanesini söyledin, ikisini söyleyeyim. Ha. Öyle yazarsan daha güzel kavranır. Yazarsak iyi olur. Yazar mısın oraya? Ben sana... Tabirler mi? Ben sana... Adem'i mutlak yazar mısın? Önce Adem yazayım. Yok, Adem eşit değildir. Matematikte eşit değil kavramı yap öyle. Tamam. Ha, vücut. Vücut. Altına yaz. Adem'i mutlak. Adem mutlak eşit değildir. İlmi muhit ezeli. İlmi muhit ezeli var. Altına yaz. Adem'i sırf eşit değildir. Onu sen dolduracaksın. Şimdi kadar senin yaptıklarını evet, söyle. Evet. Şimdi Adem'i sırf abi Risale'de bir tane yerde geçiyor. Bu eşit değildir mi geçiyor. Zıt mı abi? He? Zıt işareti, zıt işareti değil mi? Yani zıt işareti. Eşit tamam. Değildir. Tamam, zıt işaret, tamam. Evet. Adem'in zıttı vücuttur. Şimdi bu Risale'de geçen şeyini söylüyorum abi. Cenab-ı Hakk'ın iki türlü yaratması var. İbda ve inşa. Şimdi Cenab-ı Hak bir, mevcudatla beraber yaratır, bir şeyi terkip eder. Bir de hiç hariçte yok, ilminde var o şey. Bir de öyle yaratır. Mesela Adem Aleyhisselam. Hiç piyasada yok şehadet aleminde. Öyle bir yaratılış var. Değil mi? Bir de inşa etmiş. Cenab-ı Hak şu anda inşa oluyoruz değil mi? Kainattaki malzemeleri kullanıyor. İki türlü yaratmış abi. Adem'i sırf bu ikisini içine alıyor abi. Yani daha ziyade batına bakıyor yine. Geçen ifadeyi söyledim yani bir yerde geçtiği için. Oradaki ifadeye göre daha içine bilmiyorum ne kadar doldurulabilir, doldurulamaz. Ben geçen ifadeye göre bu. Nerede geçiyor abi? Bu nerede geçiyor? 29. lemada bir de şeyde geçiyor. Şu alarda 29. sözde geçiyor. Evet. 29. söz. Tam sayfasını hatırlamadım. Şimdi şey söyledi ya, ilim var, malum var, malumat. Bir de mümteni vücutlar var. Evet. Mümteni. Şimdi bu daha çok mümteni vücutlarda olabiliyor. Malumun da bir başka bir alimler demiş Adem-i Sırf mesela İbda ve İncat ya şey demiş vücudu harici, vücudu harici mi? Vücut elin böyle hariç. Tamam mı? Hariç de kalmış. Tamam mı? Var bunlar. Evet. Var ama vücut rengine dönüşmemiş, dönüşmeyecek. Adem-i Sırf var. Yani nerede var? Vücuda göre var. Ama en tepede şu var, Adem-i Mutlak. O ortadan kaldıran nedir Adem-i Mutlak'ı? O yoktur. Niçin yoktur? Bir ilmi muhit ezeli var. Çünkü ilmi muhit ezelinin makamı sıfattır. İlmi ezeli esmadır. İlmi ezeli, şuraya da yazabiliriz. Ben yazayım abi onu. Sen yazar. Şöyle. İlmi muhit ezeli. İlim malum yazayım, tek tek yazayım abi. Ha, malum, bir de mümteni yaz o tek tarafa. Mümteni. Mümkün abi. Şöyle. İlmi muhit ezeli. İlmi ezeli bir de ilmi muhit ezeli. He, ilmi muhit ezeli. Onu tire yap. Ne, kimlermiş bunlar? Şu ilmi ezeli esmadır. Esma. Ötekisi sıfattır. Sıfat. Tamam mı? Şimdi ilmi muhit ezeli olunca, ilmi muhit ezeli olunca, daha diğerleri bütün ilkokul, ortaokul, diplomalarını da içine alıyor. Böyle ilmi muhit ezeli. Şimdi Adem zaten vücutsuz vücut, sıfatsız sıfat. Yani ilimlerin ortaya çıktığı sinema perdesi. Hiç kimse sinema perdesini görmez. Ama orada görür. Filmi orada görür. Yani vücut Adem'de gözükür. Ama Adem'i kimse görmez. Peki Adem'e bir şey nasıl atılır? Vücut olmayan bir şey tak perdedir. Şimdi bu ilmi muhit ezeli şeydir, sıfattı Allah'ın subut ilmini, bilinci. Evet. Yazdın ya, ilim, malum, mümteni. Tamam mı? Malumatlar esmadır. Malumatlar, biraz zaten senden sonra ilim, malumata bir şey yapacağım da. Malumatlar mazrufturlar yani, zarfın içerisindekilerdir. İlim ise zarftır. İlmin içini boşaltın, ilim denen bir şey olmaz.
Malumsuz ilim olmaz diyor. Öyle bir şey olur mu? İlim demek bir şey tahallük eden bir şey değil midir? Yani içi boşa ilim denilir mi? Kim lan? Olmaz. Hayır hayır. Yani malum ilimi kuşatıyor mu abi? Yok hayır, yok. Şimdi bu Üstad Hazretleri hem bununla alakalı i̇lim da malum kuşatıyor. Onu sonra anlatacağım. Şimdi burada ilim ilme ilmi muhit ezelidir. Sıfat. İlmi ezeli malumatlardır. Esmaya. Adem-i sırf ise bu mümteni vücutlarda bulunanlar. Peki ne yapıyor onu? Allah bu bazılarını mesela ibda ve inşa yapıyor. Ya çıkartıyor. Malumdan çıkartıyor. O malumdan şeyinden. Adem-i sırf var ama bu Adem gibi değil. Adem vücutların ortaya çıktığı zeminsiz zemin. Hı. Sinema perdesi gibi. Adem-i sırfta böyle bir perdedarlık da yok. Hı. Ama var ya. Mesela şöyle diyeyim. Ben daha ziyade mucizeyle beraber bakmıştım abi. Yani mesela bir sebeple Allah bir şey yapıyor. Bir de sebepsiz yapıyor. Bu mesela bu vücuttaki o Adem'dekiler değil işte. Evet. Onu Cenab-ı Hak o mucize, keramet, evet, adetullahını kullanmıyor. Yani bir yerde geçiyor böyle çok büyük bir ihata istiyor içini doldurmak için. Evet. Yani şey gibi, evet, keramet gibi. Mesela bir anda ilhamdır bizde. Sunuattır, tuluattır. Bunları Allah özel yapması demek. Evet. Yani bir adetullah taluk ederse Adem'de vücuda gelir. Umumi yol değil. Adem'den vücuda çıkması umumi bir yoldur. Adem-i sırf ise umumi bir yol değil. Değil, evet. Yani mesela vahiy, vahiy diyorum, keramet, mucize, ilham, sunat, bunun bir yol değil. Mesela birisinin eli kopmuş, bacağı kopmuş, peygamberimize götürmüş, yerine takmış. Evet. Yani bu... Umum bir yol değil. Umum bir yol değil, evet. Bu Adem-i sırf kullanılır buna daha çok. Aslında bu mümtenideki hani kudret ve irade taluk etmez dediğimiz şey değil mi bu? Yani orada var. Harici yani olamaz öyle şey. Kudret taluk etmeyince bak, ilim ve kudret nedir? Allah sıfatıdır. Ama Allah dedi ki, ben bunu ilim ve kudreti böyle bir ilmi de taluk ettirmeden ben ne yapacağım? Kur'an ilim kelam sıfatından geldi, tamam mı? Peygamberimize bu umumi adetlerin dışında bir muamele yapıyor. Esbapsız. Esbapsız, şeysiz. Ellerinden su akıyor. Ellerinden su akıyor yani. Öyle bir şey. Allah ilmine mahkum mudur? Değildir. Değildir. İlmi sıfatıdır. İradeye mahkum mudur? Hayır arkadaşlar, balık haşa zat olsa balığın kokusu, rengi, tadı sıfatıdır. Allah sıfatına mahkum değildir. Sıfat da Allah değildir. Esma da Allah değildir. Ha, o zaman Allah, onun bir yol var, adeti var vesairesi var ama onun yolun dışında ben dedi vereceğim size Murat'ın dediği gibi. Ondan sonra iptal ve inşa işin vereceğim kerem vesaire. Bu sefer ümteniden olabilir şeyler vardı ya. Böyle. 8 kafalı olabilir, evet, değil mi? Onlardan çıkartıyor işte. Bu olmayacak bir şey yapıyor yani. Ha, olmayacak bir şey. Evet. Yani kısacası güzel ifade etti. Olmayacak bir şeydi. Olmaz. Adem-i sırf'ta yapıyor. Adem'den değil. O Adem-i sırf o mümteni için diyorsun. Mümteninin yapılarında. Mesela o mümteninin nihayetsizliğini mi gösteriyor mesela? Mümteni zaten nihayetsizliğin nihayetsizliği. Dibi yok. Hani Allah'ın bir adeti var. Bakın. Buraya bakın. Adem-i sırf Allah'ın bir adeti kuralı yapmamış. Böyle bir yöntem kullanmamış. Allah vücuda Adem'den çıkartmış. Dikkat ederseniz kullanılan yöntem Adem'den vücuda çıktı. Abi başta bir istisna geçti ya. Mümteninin istisnası Adem-i sırf denilebilir mi? Denilebilir. Hani mümteninin istisnası diyelim. Her şeyin bir istisnası var ya. Evet. Mümteninin çok güzel ifade. Böyle bir şey. Osman'ım şu, sen baktığın için garip. Risale-i Nur'da da Allah'ın adeti şu. Adem'den vücuda çıkıyor her şey değil mi? Evet. Mümteniden çıkmıyor. Evet. Mümteniden çıkmıyor yani. Ha, çıkmıyor. Tamam. Tamam mı abi? Şimdi Adem'den vücuda çıkma yolunu Allah ilmi muhit-i ezeliden 146 mesle dedi ya, ilmi ezeliye. İlmi muhit-i ezeli sıfattır. Esma'yı aktif ediyor. Esma ilim sıfattır. Alim Esma. İlmi ezeli esmadır. İlmi muhiti, muhit sıfata taşır. Bunu ne yapıyor? Yöntemi şu. Adem'den vücuda çıkarıyor. Ama
Allah başka buna mahkum mudur? Değildir. Değildir. Mümteni'den bir şey çıkarttı. Mümteni'dekilere de mümteni içinde. Ama mümtenin içerisinde ademi sıflar var yani. Yani bunu da keramettir. Mucizedir. Umumi bir yöntem kullanmıyor bunu. Ondan sonra bunu esmasın arkasına geçelim. Keramettir, istihfaçtı mesela. Bu zati sıfata bakıyor, şu anlatan bu sırf. Adem'i sırf yani yukarıya çıkartamazsın. İlmi yani muhti aşağılarda. Evet. Şeyde ama Adem, yani biraz Adem sırf yani mesela şu diyor ki öyle kayıtlamıyor gibi geliyor diyor. Ne diyor? Mesela 29 sözler 529'da abi. Hem şu altı temsil, hem nakıs, hem mütenâ, hem zayıf, hem tesirakisi yok olan mümkünat kuvvetinde ve fiilin bil müşahede görünse, elbette hem gayr mütenâ, hem ezeli, hem ebedi, hem bütün kainatı Adem-i sırftan icat eden ve bütün ukul hayrette bırakan, hem asar azametiyle tecelli eden kudret-i ezeli nispeten şüphesiz her şey müsavidir. Yani bütün kainatı Adem-i sırftan icat evet, ettiyse, dediğiniz gibi şöyle, şey olmaz. Şöyle abi, şimdi... Şimdi o ifadeyle Hasan abi dedi şöyle bağdaşıyor. Bence de bağdaşıyor. Şöyle abi, şimdi her kanun bir mucizedir. Her mucize bir kanundur abi. Evet. Şimdi mesela bize normal adiyat gözüken şeyler, bunlar aslında normalde mucizedir abi. Mütenidir aslında. Doğru. Evet. Yani abi, ifade doğru abi. Biz yokken düşünmemiz lazım. İzay sen yap, evet. Yani baktığı yere göre, durduğu yere göre orası tevhid makamı, çok geniş bir makam yani. Lugatıyla da bakılabilir, böyle içi doldurularak da bakılabilir. Normalde kainatta her şey mucizedir. Tabii her şey. Fakat biz doğduk, büyüdük, bu yaşa geldik. Bize şey gördük ki toprak bize meyve veriyor, sebze veriyor. Bu normal bir şey görüyor. Halbuki o da mucize. Ama bak şimdi her kahve inşa dedi mi? Her mucize de bir kanun. Mümteni yani. Değildir ki kainat. Mümteniden çıkartılmadı. Her şey mümteni. Bak yok. Şu. Her şey mümtenidir ama. İki tane sıfat söyledi bak. İbda ve inşa. Evet, tamam. İnşa nedir? Bu Adem'den vücuda çıkarıyor. Yani malzemeyi kullanıyor. Elmayı yaparken Allah toprağı kullanıyor, havayı kullanıyor. Barı kullanıyor ama elma yok. Azotu kullanıyor. Bu Adem'den vücuda çıkıyor. Ama Allah onlara verdiği sıfatlar şeyler. Her elmanın ayrı bir sıfatı var vesaire. Yani malzemeleri kullanması Adem'den vücuda çıkıyor. Adem değildi o elma, vücuda çıktı. Bu ipta ve inşa var ya, mesela inşa malzemeleri kullandı. İpta yokluktan yarattı. Kainatta yaratmadı mı şimdi? Evet. Ha, bu yokluktan yaratma işte Murat'ın orada çiçi koydu ya, ipta ve inşa. Hı. Bu Adem-i Sırf'a bakıyor ya. Bu Adem-i Sırf şeyi inşa değil, ipta tarafı. Tamam. Şimdi ipta tarafı da mümküne gene bakar, mümteniden gelmez. Şimdi abi asar-ı ilahiye mümkünat tarafına bakıyor diyor muhakematta da. Ne diyor? Asar-ı ilahiye mümkünat tarafına bakıyor. Zaten mümkün ki çıktı bu. Evet doğru. Yani mümteniye... Bu şey Adem'in sırf böyle normal bir yolla değil, normal bir yol değil bu. Zaten önce anlattı abi, sizin okuduğunuz yerde o altı temsili anlattı. Hmm. Yani Allah bir işe nasıl karıştırmıyor? Hmm. Ondan sonra küçük büyük aynı anda nasıl yaratıyor? Bu zahir batın, şehadet, gayb nasıl idare ediyor? Kısacası ondan sonra söylüyor. Vücut dairelerini şeceri hilkat yarattıktan sonra Adem'den vücuda çıkarıyor. Allah var iken hiçbir şey yoktu da şeceri hilkati yaratması Adem-i sıftan yaratıyor. O zaman yukarı taşıyacağız. Şey olabilir mi abi? Tam ben kavradığımdan değil de ilmi ezeli var, ilmi ezelinin aynesi var. Ayna tarafı Adem-i Sırf falan olabilir mi? İlmi ezeli ayrı bir şey, ilmi ezelinin aynesi ayrı. Ayrı bir şey. Oradaki kısım Adem-i Sırf olabilir mi? Adem-i Sırf, Adem'in daha arkası ya. Yani şöyle, şimdi kainatı Allah yaratırken Adem-i Sırf'tan yarattı. Kainattakileri vücuda çıkarırken Adem'den yaratıyor. Ha, o zaman işte daha biraz hani sırrı dediğim daha şey acayip, gibi. Daha arkası ya. Ama olur mu bu? Yok amaya çıkarma. Bak bir daha. Allah varken hiçbir şey yoktu. Bunu kainatı yarattı yani şeceri hilkati yarattı. Adem-i sırftan yarattı. Adem mutlaktan değil. Adem-i sırf var. Bu kainatın yaratılması Adem-i sırftandır. Onu da konuşmuyor. Bu Adem'de konuşmuyoruz. Adem'de bu konuş. Ama kainat yaratıldıktan sonra orada her şey var ya, ilimler, ilmezeler hepsi
Vücuda peyderpey çıkıyor. Bu Adem'den çıkıyor. Tamam, şu an Adem'in arka tarafı Adem sırt dedi. Adabi daha cami yani, ama ona belki mümteni demek yanlış olabilir belki. Mümteni demeyelim ama yani bu daha garip yani. Yani o çok zor bir şey. Allah var hiçbir şey. Şu zat deminden bir şey böyle ekstra. Yok yok yok, şu zat değil de. Allah var hiçbir şey yok mu? Yaratacak. Yarattı. Adem'i sıfırdan yarattı. Yarattıktan sonra sistemi kurdu. Sistemi kurduktan sonra hepsi bir anda yaratılmadı ki bak. Şu anda çıkanlar var. Şu anda Adem'i sıfırdan çıkmıyor. Adem'den çıkıyor şu anda. Sistem kurulduktan sonraki gelenler Adem. Sistemi kuran Adem'i sıfır. Seceği ilk kata koysak neresi olur abi yani şu anda mesela? Şeyin üstü. Şu anda dur onu koyma. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Mümkün mü mümteniyi biz ayırıyoruz. Ne ayırıyoruz? Bize göre mümkün, bize göre mümteni diye ayırıyoruz. Oysa Allah için mümkün ve mümteni aynı şey. Hiçbir farkı yok. Biz bize bakıyoruz. Biz bizden baktığımız için mümkün ve mümteniye Adem'i sırfı koymaya çalışıyoruz. Oysa ki her şey mümkün ve mümtenin içinde. Ben onun Adem'i için dedim biliyor musun bunu demesiyle? Mümkün niçin demedim? Mümkün artık belirlenmiş, tamam mı? Mümkün olduğu için. Ama mümteni olsa öyle belirlenmemiş bir alem, garip olduğu için onu tabiri kullandı. Arkası daha yakışıyor. Yani tam arkası de. Daha yakıştı yani şey. Mümkün arka tarafı gibi. Tamam doğru. Edersin. Yani mümkün desem. Şunu bir mesela 29. Leman'ın tercümesinde bir cümle okuyayım abi. O biraz onu şey yaptı. Vahdette maddeye ve zamana ihtiyaç olmadan bir mevcudu Adem sırftan iddia ve icat etmek mümkün olur ki o mevcudun zerreleri külfetsiz bir şekilde ve hiçbir karışıklığa meydan vermeden bir ilmi kalıba dökülür. Heh. Kudret kalıbına değil, ilmi kalıba. İlmin öncesi gibi oldu. Evet. Bak ilmi kalıba döküldü mümkün mevcudu. Arkası yani bu. İlmin mümkün arkası mümküne döktü. Değil mi? İlmi kalıp, evet. İlmi kalıp şey ne biliyor musunuz? İlmi kalıba dökülür dedi. Bak, ilmi kalıp ne biliyor musun tatlım? İlmi kalıp, mumlu kağıt. Eski bir matbaayı bilir misiniz? İlmi kalıp, mumlu kağıt. Daktilo'ya koyduk mumlu kağıt. Daktilo'nun tuşları mumlu kağıda vuruyor mu? O benim ilmin içerisinde kalıpları şekillendirdim mi? Tamam mı? Ustadın dedi. O tuşlara vuran benim. Ama bugün vurmuşum, dün vurmuşum. O mumlu kağıdı çukur oldu mu harflerle? Oraya ilim ve kudretli mürekkebi döktü, vücut gözüktü. Bu vücut nerede gözüktü? İlmi kalıpta. İlmi kalıpta gözüktü. İlimler kalıp yani. Malum ise o kalıbın içerisindeki şekiller. Adem perdesi o zaman aynı şey. Yani o sayfa kaç okudun sen onu? Bu abi 29. Lema, Arabi Leman'ın tercümesi bu. Şey değil. Risale-i Nur'a direkt geçme. Arapçası var, tercümesi bu. Büyük Mesnevi'de de geçiyor. Muhakematta da var Adem'e sırf. Ya o vermemiş mi o? Yani normalde Lemalarda Arabi geçiyor ya. Onun şeyi yok, Türkçesi yok. Külliyatta bu Türkçesinin ayrı bir... O zaman Adem'i sırf mümkünatın arkası diyeceğiz. Tamam. Öyle gözüküyor. Siz öyle diyorsunuz. Yok yok okudun ya. Tamam. Mümkünatın arkası doğru. Yani doğru. Beraber mutala ediyoruz, tamam, onun için tamam, yapıyoruz. Tamam. Yani not alıyorum da. Yani ben bir şey diyemiyorum da onu demek istiyorum. Size katılıyorum ben. Yani mümkünden daha farklı bir şey yapabiliriz. Adem'in evveli oluyor değil mi abi? 9 yerde geçiyor. Daha evveli. Evveli. Adem'in evveli. O daha güzel. Adem'in evveli diyelim. evveli. Bir de o çok güzel oldu. Mesela Allah bu kainatı Adem'i sıfırdan yaptı. Adem'den değil. Tamam mı? Kainat şeyde geldikten sonra. Sonra Adem'den dışarıya çıkarttı. Bu şecil hilkatteki şey. Ondan sonra ilmi kalıp diyor. Tabiat Risalesi'nde de söylüyor. Kalıplar var ya eski, bilir misiniz matbaa? Evet. Yani daktiloya mumlu koy, daktiloya mümkün, kağıt koy. Hiçbir şey yok. Bu ilmi vücuttur. Oraya daktiloya adam tuşluyor. Her şeyi yazarsın değil mi? İman, küfür yazarsın. O mumlu kağıdı şekillenir. Çukur ama kimse görmez. Göz görmez o. Daktilo çukur vurduğu için. Onun üzerine diyoruz da şey koy diyor, sür. Mürekkep. Yazı çıkar mı? Çıkar. O yazı dedi, nedir? Malumdur.
malumun vücud harici çıkmış. Ama vücud harici yani mürekkep dökülmeden önceki oradaki şekil göz görmüyor ama orada malum var. İlmi kalıplarda malum var. Tamam mı? İlmi kalıplar şöyle bir misal verelim tenezzül edeyim. Bana bir dakika müsaade edersen. Yeni bulunmuş galiba. 2 sene demir ama gizliyorlar bunu. Burada da zikredeyim. Ben Setimun'a zikrettim. Çok ilginçti bu söyleyeceğim. Yeni bulmuşlar. Adamın kafasına cihaz takıyorlar. 2-3 devlette yapılmış bu deney. Adamın kafasına cihaz takıyorlar. Çok hassas. Davranışlarında hemen şey gösteriyor. Entegre gösteriyor. Beyin sinyallerini. Beyin sinyallerini anlamak için. Algılamak için değil, almak için. Adama diyorlar ki, biz sana ne diyorsak, çok ilginç bir şey olacak bu. Sana ne diyorsak onu yap. Elini sağa yatır. Elini sağa yatırırken, adam yatırmadan önce, saniyenin yarısı, tıkın yarısından, yani fiilden saniyenin yarım saniye önce beyin fiil yapılıyor. Sonra beyinde gözüküyor, sağa yatır. Ama fiil olmuş. Fiil ilk önce oluyor. Yarım saniye sonra beyin komut veriyor. Sağa yatır. Bu yapmalarda elini mesela kaldırma. Duruyor ya. O ilk önce beyne gidiyor. Beyin sonra komut veriyor kaldırma diye. Ademi şeyler ilk önce beyin komut veriyor. Vücudu şeyler beyinden önce komut veriliyor. Bilim adamların için saklıyor zannediyorum şöyle. Peki diyor, biz diyor hareketlerimizi yaptıktan sonra beyin yap geliyorsa. Peki bu hareketlerimizin beynimizin dışında müdahale eden kim? Ondan evvel. Tamam mı? Ondan evvel kim? Evvel. Ha, değil mi? Şimdi bizim akıl cihazı alet olduğu için termometre, sıcaklığı, barometre, basıncı bu sebep sonuç ilişkisine kurulmuş bir kafa kullandık şimdiye kadar. Mühendis olduk, koca olduk, doktor olduk vesaire. Hep sebep sonuç ilişkisine odaklanmış bir kafa. Sebep sonucu dışında düşünemiyoruz. Oysa ilim, mazi, hal istikbali burada tutan bir aynadır diyor. Ustad aynadır diyor. Malumumuz onun içinde olur, onun dışında olmaz. O zaman o malumu oradan dışarı çıkartabilir misiniz? Olmaz. Ha, o zaman malum orada olursa, ilim maluma tabi zaten. Tabi derken ilmin mazrufları, ilmin malumatları, ilmin içerikleri, Adem'den ilim, emir vücuda çıkarınca o ilmi, ilim denilen bir şey içi yok mu? İçindekilere ilmi kelam tabirince orada ustad cevap veriyor. Şimdi kaderde de ilmi şeyde de burada Adem'de şeydi aynı anı. Ne var? Onunla cevap veriyor. Diyor ki ilim diyor malumu tabi. Tabii ki içerisiz, içsiz bir ilim olur mu? İlim canlı ve ruhlu ve şuurludur. Ha, malumatlarımız da tabii içindedir. Zarfın içerisinde mazata. Şimdi bu Adem'i sırf, Adem mutlak, ulemalar, dev insanlar meşgul olmuş. Ha, işte bu Adem'i sırf kainatın yaratılması. Ama sen dikkat edin bir de söyleyeyim bunu. Ya, kainattan önce şeceri hırkat da var ha. Anladın mı? Kainat Adem-i Sırf'tan yaratıldı. Peki kainat nereden yaratıldı? Şeceri Hilkat. Şeceri Hilkat? Nur-u Muhammed. Ya? Peki Nur-u Muhammed. O nereden yaratıldı? Peki o da şey Tagit tekvindeki Adem var tekvinde. Tekvi Adem var ya Adem. Adem zati sıfatta. Şeyse orası mı acaba Adem-i Sırf? O dediğiniz yer mi? Yani Adem-i Sırf olup olmadığını bilmiyorum ama kokuyor. Bana da öyle gibi. Kokuyor biraz öyle. Sorarım buraya. Sorar bugün mesela bu akşam şey yaptığımız gibi. Sorar bu akşam. Şey, tamam et abi. Azgan derzi toparlıyordum abi. Soruyorlar abi.
Yine dağıtırız. Bazen soru sormak istiyorum. Olmuyor ya. Abi diyorum soruyorlar. Ben diyor öyle soruyorum ya ben. Öyle değil soruyorlar. Benim bir arkadaşım var. O sorayım ki. Şeyde aslında ne kadar şey ya, ne kadar açığız da her tarafımız. Mesela aynı şeyi soruyorsun. Ne şimdiye kadar vermediniz? Sorduğun zaman garip garip cevaplar da geliyor. Yok başka şeyler oluyor. Yani çok tuhaf tuhaf. Sana kendiken sana bakan var. Sana bakanların şeyi var. Ortamın şeyi var vesaire. Çok şeyleri varmış diyorlar. Hadi mi? Adem'i 3 farklı bakış altında inceledik. Adem yokluk demek. Yokluk neye göre yokluk? Bu yokluğun Adem'in Allah'a bakan veçine, ilmin içinde irade ve kudretin tahallük etmediği vücutları dedik. Kainata bakan manasında tegayyür, işte tebeddül, değişim, dönüşüm, zahiren bir zevale gitmek, fena gitmek gözükürken daire-i kudretten daire-i ilme, şehadetten gayba, tegayyür ve fenadan beka ve nura gitmekmiş. Kainata bakan oydu. İnsana bakan neydi? Enaniyetin terkiyle ve enaniyetin müsbet manada yapılmasıyla kazanılan vücut daireleri veya kaybedilen vücut daireleriymiş. Adem. Yani sen enaniyet yaparsan, müsbet manada yaparsan, vücut daireleri kadar kıyas ediyorsun, Allah'ı biliyorsun, efsaf-ı ilahi ortaya çıkıyor. Ama menfi manada yaptığın zaman, kendini çevirdiğin zaman sistemi, bu sefer Adem alemleri hesabına çalışıyorsun. Cehennem de bu Adem alemlerinin mahsulatını kavuracak. Çünkü sen onlarla ne yaptın? Kirlendin, şey oldu yani. Onu seni temizleyecek. Şeytan, yani. Cehennem, yeknesaklık, Adem alemlerinde çalışanlar çıkıyorlar mı abi? Bunun genel başlıklarımız bunlar. Yani bunları içi daha çok doldurulabilir. Evet. Adem'in sınıfı, bir iki tane daha böyle tabir var. İşte bunların bilinmesiyle tam böyle diğer o haritaların... Peki ne işimize yarayacak diye bir soru sorsalar ne yapacağız? Evet. Adem niye alimler meşgul oldu? Senin için değil. Evet. Yani bu dersi takdim etmek değil. Koca koca insanlar bunlar niye meşgul olmuş? Adem'i bilsek bilmesek, zaten her şeyi böyle soruyoruz ya, ilmi bilsek bilmesek. Kaderi bilsek bilmesek çok acayip bir mahluk. Mesela buna dinler diye ehli tasavvuf şimdi diyorduk ya. Lan oturun da biraz zikir çekin. Bu nedir ya? Ne yapıyorsunuz siz? Ben diyorum değil mi? Zikrini elini yap. Okulda da şey diyorduk yani matematiği bilsek mi olur, bilmesek mi olur? Aynen. Hayatımızın her yeri işte matematik. İşte bu mesela her şey, evet. Kur'an-ı Kerim'in en büyük mucizesi belagat ya abi. Yani bize bu öğretiyor ki hani her doğruyu her yerde söylenmek, her şeyi her yerde yapmamak, her şeyi böyle menfi manada vücut rengi vermemek. Bu şekilde kendimizi kontrol etmenin bir şeyi olabilir yani. Yani sürekli vücut mertebeyle irtibatlı olmak. Adem o kadar deşikti ki biz kimse Adem'i bildiği yok. Yani bildiğini, yani ehli tahkiki kastetmiyorum tabii. Geneli kastediyorum. Oysa hepimizin bildiği, herkesin bildiği cehennem var. Herkesin bildiği cehennem var. Bak şimdi. Oysa şeytan cehenneme çalışıyor. Çok basit makamı var. Şeytan ve cehennem ikisi Adem'e çalışıyor. İyi dinleyin şimdi. Nefis cehenneme gidecek. Günah işleyen o. Tamam, günah işleyen odur. Şirki yapan ise ruhtur. Bakın, ruhu ruh mahluk mudur? Bir taraf mahluktur. Mahluktur. Cehennem mahluk mudur? Mahluktur. Ruhu cehenneme atarsanız yanmaz. Çünkü mahluk değil. Mesela ateşe şeyi vurun. Lambayı tutun. Nar nuru yakamaz. Cehennemde ruh yanmaz. Orada varlık yanar. Varlık, cehennem. Ruh mahluk orada yanar. Ruh yanar orada. Terselim. Ruh mahluktur ve yanar. Fakat ene mahluk mudur? Değildir. Onu düzelteyim başta bir yanlışlık. Ruh mahluktur. Geçen sefer de hani ruh dediniz. Ruhun hani mahluk olmayan tarafı. Ha tamam onu anlatacağım şimdi. Onu anlat. İlk önce düzü gideyim. Yani Allah'a. Ruh mahluktur. Mahluk olmayan taraf ene var. Ya. Ha, ona geleceğim şimdi zaten. Ruh mahluktur. Cehennem de mahluk. Yakar. Fakat
ruhu da bozan, tamam mı? Allah'a şey yapan, ene yok mu? Ene mahluk mudur? Bunu Çanakkale İlahiyat Fakültesi'nde tefsir bölümünde profesörler sordu. Bunların ruh talebesi değil. İki bir asistanla doçent sordu. Oradaki. Güzel sormuş. Ha, acayip. Madem böyle diyor, yani bu tabii adı enemeli, onlar da meşgul tefsir. Ondan sonra orada birisiyle tanışmış şey, biliyorlar, sen irtibatın var mı Hasan abiye? Bir ulaşın da bunu bir sorun. Ben de bununla uğraştığım için söylüyorum. Pat diye cevap verecek bir bilgi değildi. Soruldu, çalıştı, cevap verdim. Onda bu zemini geldi söylüyorum. Adem olduğu için. Ruh mahluktur, cehennem mahluktur, yanar. Ene mahluk değildir, ruhun mahluk olmayan tarafı. Olan ben olan ben, benim ruhum diyen o ene, ruh değil. Onu cehenneme soksanız yanmaz. Enenin cehennemi, cehennemin cehennemi olan Adem'dir. Enenin cehennemi Adem'dir. İdam-ı ebedi bu. Ruhun cehennemi cehennemdir. Bu hapsi ebedi. 142 sözlerinde. Demek ki Adem neye yarar biliyor musun bu derste? Adem aynı zamanda eneni ortaya çıkarıyor. Allah'a ortaya çıkarıyor. Bak şimdi kardeşim, buraya masraf ettin geldin. Yani kitap okudun hayatında, Risale okudun. Kur'an seni dünyada Adem'de duruyor. Vücut rengini almamış. Okuduğun anda Adem'de vücuda çıkıyor. Nerede şu anda? Mesela bak duruyorum, ses yok. Allah dedim. Nereden çıktı? Adem'den çıktı. Benim yoktu. Eğer Adem'i kaldırırsanız, bak iyi dinleyin. Mazide kıyamete kadar söylenilmesi, yapılması, yapılan her şey aynı anda olur. Sıraya koyan Adem'dir. Tutuyor. Zaman. Söylenilmesi başladı, bitti. Kainat başladı, bitti. Yapılması başladı, bitti. Sıraya konmamış mı? Bunu o ara boşlukları, yani yazı yazdım ben deftere, yazı çok mühim değil mi? Yazıyı gösteren yazının ara boşlukları yok mu? O ara boşluklar Adem'dir. Onu kaldırırsanız vücutta yazı da yoktur. Mana da yoktur. Mana da yoktur. O zaman varlığı sürece koyan, kelamları, konuşulanları sıraya gibi koyan, o ara boşlukları Adem'dir. Adem, ne konuşuyorsun? Adem ne işin yazar? Zaten hayatın içi Adem. Konuşmamla Adem'len vücuda çıkarıyorum. Tezgah biziz yani. Evet, he? Adem'den vücuda çıkartma özelliği var insanın. Yani nesiniz biliyor musun? Ha bak dedi. Sen öyle bir mahluksun ki. Evet. Bak Allah Adem'den vücuda çıkartırdı. Bu yetiği ve yetkiyi sana tecelli ettirdi. Sen de çıkartıyorsun. Böylelikle ayna oluyorsun Allah'a. Halikiyete. Allah halik, hiçlikte yaratıyor. Bu var, bak elin var mı havada bakın. Yok, şimdi var. Yoktu, ha, bu Adem'di olmaması. Vücuda çıktı. Allah halikiyetini bize tecelli ettiriyor. Cilve Cemal Nakşi sanatı ya, halik esması. Halik esması sıfat değil. Ondan sonra o halikiyet bizde Adem'i konuşmalarımız. Yani konuşmamışız. Yapmamışız. Namaz. Namaz kılmamakla nereye düşüyor? Yapmamakla yapıyor. Evet, Adem'e düşüyor. Yapmamayı çıkartıyor adam. 18. sözü diyor ya abi. Ha abi. Hayrı mutlaktan gelen hayırdır diye güzel bir sözde kabul etmekle vücudu netice veriyor. Reddetmekle Adem'i netice veriyor. Allah razı olsun. Bu. Yani keyif alır. Sadece diyor. Bu yani. Ya sadece bu. Hayrı mutlaktan gelen hayırdır kabul veya red. O kadar. Yani. Kabul ettiğimizde vücudu netice veriyor. Reddettiğimizde bak aynı. Adem'i netice veriyor. Bunu kabul ettin zaten. Bir şey söyleyeyim nasıl kimse. Bu da nasıl oluyor? Nasıl sahiplenirsin diyor kader sayesinde. İmanla, şuurla, duayla, rızayla. Evet. Kainat zaten kadar. Akıyor kardeş. Evet. Sen yapsan da yapmasan. Şu anda bir tanesi narkoz yese uyusa şimdi. Ve uykusu var uyudu. Bu ders olmayacak mıydı? Bu nehir akıyor. Sen ise. Sen kabul ettiklerin kadar vücut buluyorsun. O kadar dişir ile. Evet. Dua ile. İman ile, şuur ile, rıza ile. Bir de niyet geçiyor bir şeyde. Bir de niyet var. Niyet var. Ha, niyet ile dişir, ne diyelim. Onunla o akana sahipleniyor. Nehir zaten akıyor.
Mesela Ustad Gayrim Teşir diyor ki, ezelden ebede bir nehir gibi diyor, ilim akıyor. Biz diyor bardakla maşaplarla alıyoruz. Peygamber kazanla almış. Ama böyle durmuyor. İşte biz Adem'den vücuda, tamam mı, çıkarken sen neyle söylemiştim bir de söyle öncekini. Hayır mutlaktan gelen hayırları. Ha, hayır mutlaktan gelen zaten hayırları. Zaten hayır geliyor abi, hepsi hayır. Hepsi kabul vücut. Ya. Evet. Biz sadece kabul edersek imanla, şuurla, dua. Kabul ederse vücut, kabul etmesek. Ve o şekilde sahiplenebiliyoruz. Adem. Adem. Onun da Adem zeminliği de kusur, noksan. Noksan. Kabul etmeyi halletten çıkartıyor. El kaldırmaktaki verdiğiniz örnek de bunlar. Ömer, vücut aç. Aynı şey. Yani hayır sürekli geliyor. Hayır devamlı geliyor. Mesela bu devamlı var. Ama bir tanesini ben vücuda mazhar ettim. Biz değiliz ama. Biz çünkü değiliz. Her an, her yerde, her şey var ve oluyor. Gözükmüyor ama. Ben buna kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Bir kabul ile. Bir de neydi? Hayır, güzel bir şekilde kabul etmek deniyor. Güzel bir şekilde kabul ile. Mesela kabul ediyorsun ama enaniyet, gurur, kibir başkasına bakmak için. Yani Rabbinden razı olmak, memnun olmak, başlayan hadisata minnettar olmak değil mi? Cenab-ı Hakk'ı takdir etmek. Aynı, aynı fiili vücuda çıkıyor ama Adem'e yine düşüyor. Evet. Şöhret için yaptın, başkasını hava şey tanıtmak için namaz kılıyorsun. Vücut aynı Adem oluyor. İki tane cinayet var. Vücut Adem'deyken çıkarman gerekirken çıkartmamışsın. Bir de çıkartanı da çıkartmışsın, Adem'e göndermişsin. Bir de bunu külli bir niyet, hassiz bir dikkatle yaparsak ubudiyet külliye mazhar oluyor. Evet. Ben de bir şey sorabilirim abi. Evet. Şimdi üç şey söyleyeceğim abi. Bir, mecul, nur ve mana tarafı var. Bir, berza, geçiştir değil mi abi? Her iki tarafı bağlı. Ve inkılap. Yani Adem inkılaptır diyebilir miyiz abi? Adem inkılaptır deme şansımız olabilir mi? Mesela denilebilir. İnkılap nedir biliyor musun? Ta ona yüklediğin manaya göre değişir. Ben şöyle mana yükledim. Kendini ortadan kaldırıp hakikatine dönüşmek. Mesela çekirdek, yumurta inkılap geçirir, ağaç olur. Çekirdeklikten çıkıyor ama duruyor kendisi. İnkılap görüyor. Yani inkılap demek fıtratını değiştirmek değil. Bir kuvvetlikten bir fileye çıkıyor. Evet. Adem vücutsuz vücut ya, her şey var. O vücud ilmiyeye, ilmilerin ortaya çıkmasına sebep olunca Adem, o inkılap diyorsan, onu kastediyorsan olur. Ama onu karıştırma inkılap. Evet, evet başka? Dersimiz bitti. Öyle mi? O zaman sorularımıza kereleri alalım. Tamam. Adem'den çıkartıyor ya abi. Heh. İnsanın gideceği yer o çıkarttıkları yerin içine gidiyor. Aferin, o da harikaydı. Ne, hayır ve şerif ne çıkartırsa Adem'den orada, ne çıkartıyorsan o sensin. Oraya gidiyor diye o sensin. O sen. Vücut mahallelerin. Vücuda mazhar oldun ya. Vücuda i̇şte mesela. Ne oluyor? O yani sen onun şahsiyetin oluyor. Buna da şey diyor. Bedeni misalilersin. Evet işte o. Mesela bak. Her an saniyede bu 60 defa sönüyor ya bu ampul. Dırrrt. Biz de var olup yok oluyoruz. Var olup yok oluyoruz. İlimden kudrete, kudreten ilime. Bunların her anına beden ama misali beden. Son tır, 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 tır. Bunların toplamı sen oluyorsun. Ya en sonunda onu giyecek zaten. Onu giyecek. Vefat mevt anında bedeni misali giyiyor. Bedeni misali o işte abi. Giyiyor. Glaf-ı latif değil. Glaf-ı latif ruha giydirilen. Bedeni misali ise ruhtaki andakilerin cemi. Mevt anında giyiyorsun. Onun için Risale'de ne güzel demiş. Mevt şey diyor 500 kaçta Miraç'ta diyor ki ruh diyor bütün bütün çıplak olmaz. Bir glaf-ı latif bir bedeli misalisini giyer diyor. Tamam mı? Glaf-ı latif nedir? Ruh ilk önce eneydi. Zı hayattır, zı şuurdur, kanun ev, vücud harici dört vasıf takıldı. Mahluk oldu. Alem-i şehadete nasıl getireceksin? Ruh mahluk. Ruh mahluk ama alem-i şehadete cesede sok hadi. Beni şimdi sinemaya sok, kahveye sok. Seni soksunlar ama yani. Dayanamazsın. Ruh cesede sok. Nasıl duracak? O zaman Allah ona bir glaf-ı latif giydirmiş. Koydu mu içeriye? Bedene. Bedenin her an yaşamları bunlar vücuttur. An. Her an var ya anan. Dır. Bunlar misalilerdir her bir tanesi. Ama bu, hani aleyhisselam fotoğrafımız gidiyor. Şak fotoğraf değil bizimki giden. Canlı ruhlu benim o. Yuzan sözlerde söylüyor. Ben her an gidiyorum ya. İlimden kudrete, kudreten ilime. Dur 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 dur. Ben gittiğim şeydir canlı ve benim ya.
O nedir? Aslıma göre anlar olduğu için misali bedendir. Benden daha hayattar. Ha, o bedeni misaliler topla vefat anında giyersin, dayanamayacak gafra söz verecek. Evet, dayanamayacağım abi vallahi. Belki fuzulu gelecek arkadaşlar için ama abicim ben günahlarım da var, sevaplarım da var. Evet. Adem yönüm de var. Vücut yönüm de, vücut var. Yönüm de var. Var. Gittim Allah'ın huzurunda %51'im benim. %51'im sevap tarafı bastı. Vücut. Evet. Oradaki o benim Adem yönümü orada Allah-u Teala vücuda getiriyor mu abi? Yani cennete benim bir tarafım gidiyor bir tarafım gitmiyor mu? Muhakkak bütünüyle gidiyorum. Demek istediğimi anlatabildim mi? Evet. Onu hadiste şöyle geçiyor. Yok Adem o %49 Adem'di ya. Onu Allah vücuda dönüştürmese cehenneme, cennete gidemezsin. Nasıl? %51 günah sebabın var. %49 günah. Tamam cennete gideceksin. Ama o pislikler ne olacak? Şimdi cehenneme soksa adalet olmaz. O pisliklerle gitsen cennetteki sisteme uymaz. Haşir'de, işte tabi çok anlattık bu hadisi. Haşir'de Allah o günahlar Adem ya vücuda dönüştürecek. Bak diyecek ki sana kimseyi göstermeden, fasık mutecer değilse. Bak Dafur, sana böyle böyle yapmıştım. Ama sen sabah namazına kalkmamıştın. Böyle böyle ben sana yapmıştım. Böyle yapmıştım, bu Adem'e gitti. Yani ben sana böyle yaptım. Sana hiç yakıştı mı? Bazen seni dövseler daha iyi. Adam hiçbir şey demedi. Kafayı indirdi. O arabada yaptığın misal ata. Adamın o hareketi sessiz. Peki, canın sağ olsun. Seni senelerce yakıyor. Tamam. Senelerce yakıyor. Tamam. Ama sana mukabele edenler vücutta olduğu için seni şey yapmıyor. Allah seni orada haşir meydanına cehenneme sokmadan cennette vicdan azabı ile yakarak o yangınmış o, yakarak temizliyor ya, yakmak bir temizlik. Oradaki vicdaniyatını yakarak Adem'i günahlarına orada fidye ödüyorsun yanarak. Bu sefer vücuda dönüşüyor o Ademler. Ve tamamen temizlenip cennete gidiyorsun. Allah ona da mahkum değildir değil mi abi? Yok. İnşallah baba, dersin baba. Hürmetine, minacın ama hürmetine. Adetullah böyle. Peki, burada keselim. Ezanına kaç dakika var? Daha var abi, bir saat. Şeye göre 50 dakika. O zaman biz bunu müsaitseniz, bu bitti mi senin? Bu Fatiha'ya çekip ilim malıma tabi şey yapalım. Zaten 15-20 dakika bir şey söyler. Zannediyorum. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahir davahum enel hamdülillahi rabbil alemin el-fatiha. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahir davahum enel hamdülillahi rabbil alemin el-fatiha.